Toyota Sandıkçı Gazeteciler Soruyor programını sunar. Efendim iyi akşamlar. Bir hafta aradan sonra Gazeteciler Soruyor'da tekrar birlikteyiz. Daha önce iki hafta dışarıda yaptığımız yayını şu anda kendi yerimizde, stüdyoda yapıyoruz. Bu hafta yine arkadaşlarım Hüseyin Cumalı ve Hakan Turan'la birlikte geride bıraktığımız hafta, daha da hazırlandığımız geride bırakmanızın hafta içerisinde gelişmeleri yorumlayacağız. Hiç şüphe yok ki en büyük ilimizdeki konuşulanlar vakaların artması. Onu ikinci bölümde konuşacağız. Çünkü Sakarya'nın da bir Wuhan'ı çıktı. Gey ve şu anda %100.000'de 540'la Sakarya'da en çok vaka olan ilçe sıfatında yerinde. Biz bunu ilçe bazında da açıklayacağız, onu yorumlayacağız. Hüseyin Cuma'nın kendine göre gündemi var ama öncelikli olarak dün bir Sakaryaspor maçında yaşanan Serik deplasmanında yaşanan istenmeyen bir olaylar vardı. İstenmeyen diyoruz çünkü neticede bir maç oynandı, maç bitti. Maç sonrasında çıkan olaylarda hiç istemediğiniz nahoş görüntüler vardı. Arkadaşlar o görüntü hazır mı? Önce bu görüntüleri verelim, haber olarak verelim. Ardından da isterseniz görüntüyü verelim. Ardından da Serik Teknik Direktörü Sakaryalı, aslen Sakarya olan ve Sakaryaspor'da uzun süre görev yapan Engin Korukır telefon attığında bu olaylara, istenmeyen bu olaylarla ilgili olarak görüşecek, görüşlerini anlatacak. Önce arkadaşlardan ben bu istenmeyen olayların görüntüsünü alalım, izleyelim. Çekeceksin. Evet, kestik ve işte olaylar böyleydi. Nahoş olaylardı, Sakaryalılardı. Zaten Engin Koykut'a Sakaryalı, Hendekli. Artı Sakaryaspor'da uzun süre görev yapmış. Sakaryaspor'la çalışmış, Sakaryaspor'a gönül vermiş bir teknik direktör. Engin Hocam şu anda Antalya Serik'ten telefon attığında bizimle bu olayları görüşeceğiz, anlatacağız. Engin Hocam iyi akşamlar. Hocam nasılsınız? Keyfiniz iyi mi dünden beri? Öncelikle. Kaybettiğimiz için üzgünüz tabii. Aha. Ama olan olaylardan dolayı da uzun yıllardır üzgünüz. Ama abartılan bazı şeyler var tabii. Onların bazı abartılan... Abi mikrofon açık mı? Mesela onlarla çalıştığınız olduğunuz zaman... Bir kapatılır mı? Abi telefonu. Noktası da bir kere olmadı. Hepsini açmayı söylerim zaten. Şimdi ben ne olduğunu öğrenmek istiyorum hocam. Orada neler oldu? Onu öğrenmek istiyorum. Yani şimdi, ne oldu? Yani bu olayların başlangıcı, gerçi ben de oradaydım. Orada biz de
İsterseniz bazı nahoş olaylar yaşandı. İlk yarıda yaşanan bir sıkıntı var. Ardından ikinci yarıda işte zaten görüntünün en başına arkadaşa oynatırlarsa, görüntüleri akıtırlarsa ortada görürüz. Sayın Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'yla, ki o da Hendekli, siz de Hendeklisiniz, aranızda bir nahoş bir olaylar yaşandı. Hocam, o olaylar neler oldu diye soralım. Buyurun hocam, siz de mikrofon. Şimdi Zafer'cim, öncelikle Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. Bize karşı oynadığı iyi futboldan dolayı kazandıkları için. Bir olayın olması için bir şeyin başlangıcı olması lazım. Maça başladık. Futbolcular arasında en ufacık bir sürtüşme yok. Kulübeler arasında, yedek kulübeler arasında en ufacık bir sürtüşme yok. Maçta hiçbir hadise olmadan maç güzel güzel gidiyor. Sakaryaspor öne geçti 1-0. Gol attıktan sonra hiçbir şey yok. Yani ne hakeme bir tepki var, ne rakip futbolcularla bir şey var. Yani biz zaten maçtan evvel konuşmalarımızda futbolcularımıza da zaten söyledik. Sadece futbolumuzu oynayacağız. Kazansak da, kaybetsek de, berabere de kalsak da en ufacık ne rakip futbolcularla ne de hakemle işimiz var. Maçın oynanan bölümünde bizim Sinan Kalaycı oyuncumuz var. 10 numara. Evet. Protokol tribününün sol tarafında oturan, biliyorsunuz Sakaryalılara ayrılmıştı orası da. 20-25 kişilik bir gruptu herhalde, bilmiyorum kaç kişi yani olduğunu. Yani toplam bir 10 kişiydi hocam. Orada Sakaryaspor yönetiminden birkaç isimler vardı. Bir İşin şeyi o zaten, bakın onu anlatacağım. Sinan dönüp oraya bakınca ben de Sinan'a kızdım. Niye yapıyorsun oğlum, niye dönüyorsun dedim. Sonra devre arasında Sinan'a sordum. Ben pardon, maç bitince, ilk devre bitince Sinan dedim, ne oldu dedim. Hocam daha az alınmayacak küfürler geldi dedi çocuk şimdi. Sinan da hayatta yalan falan söylemez. Çok düzgün ve temiz bir çocuktur. Ben de gittim arkadaşlar dedim. Benim futbolcumu ben küfür ettirmem dedim. Lütfen dedim, bakın bunun haricinde bir kişi orada başka bir şey söyleyemez yani. Böyle hocam, bir şey yok. Ben de oradaydım. O tribündeydim. Siz tribüne gelip söylediniz. Evet, tribüne gelip söyledim tabii. Yani ben hatta çekemedik diye de üzüldüm yani görüntüyü. Tabii buyurun. Tabii, tribüne gelip söyledim ve söylediğim şey bu, hangi takımı çalıştırırsam çalıştırayım benim futbolcuma tribünden birisi hiçbir şey yokken, maçta da bir en ufacık bir şey yok yani, gerginlik yok, hiçbir şey yok. Doğru. Güzel güzel siz de seyrettiniz maçı. Seyrettim ben maçı. Yani çıplak gözle yani birebir maçım. Oradaydı diyorum hocam, yani tribündeydim saat üstü. Yani gördünüz yani, en ufacık bir futbolcular arasında bir şey oldu mu? Yok. Gerginlik oldu mu? Hiçbir şey yok. Ufak bir kıvırcımlanma oldu, o işte ters hareket falan, o da normal. Futbolun olağan kuralları içerisinde olabilir. Gayet normal bir şey. Benim söylediğim laf şu. Arkadaşlar dedim, lütfen dedim, benim futbolcuma dedim, küfür etmeyin. Ben futbolcuma küfür edilmesini istemiyorum, kabul etmiyorum, tasvip etmiyorum dedim. Lütfen dedim. Ondan sonra soyunma odasına girdim. Maç bitti. Sakaryaspor hak ederek kazandı. Yendiler bizi. Maç bittikten sonra ben Bilal'i gördüm. Tebrik ederim kardeşim dedim. O da sonra dediler. Başka bir arkadaşımız daha vardı gene futbolcu. Tebrik ederim dedim. 3-0 mağlup olan bir takımı teknik direktör olarak gittim. Müsabakanın hakemlerini sahanın ortasında tebrik ettim. Hiçbir şey yok. Gidiyorum. Sonra da soyunma odasına doğru gidiyorum. Hatta Serdar Hoca'yı tebrik etmeyecektim. Yedek kulübesine doğru gittim. Baktım Serdar Hoca içeri girmiş herhalde. Sonra ben de kendi soyunma odamıza giderken protokol tribününün aşağısında merdivenin orada yani bir ses geldi. Evet, hocam, şu anda ekranda. Evet, şu anda ekranlara geldi. Şu anda oynanıyor. Evet, evet. Evet. Cevat Bey hocam, var. Hocam, Sayın Başkan var. Hocam keşke dedi tribünle uğraşacağınıza sahayla uğraşsanız dedi. Tabii maske de var ama ben tanımıyorum tabii. Tanıyamadım daha doğrusu. Aslında tanıyorum ama şeyden dolayı tanıyamadım. Maskeden şimdi dolayı. O anda bütün tabii dedim ki yani bu Sakarya'dan da olabilir. Beni eleştirmek için kendi takımımızın şeyi de olabilir, tarafları da olabilir. Tabii ben de o anda sinirlerim bozuldu. Orada tartışma başladı. Ondan sonra dışarıya taştı tartışma. Hocam dışarıya ama nasıl taştı hocam? Onu ben anlamadım. Hala da Hendek Belediye Başkanı olduğunu Cevat Başkan bana dışarıda söyledi. Hocam dışarı nasıl çıktınız onu ben orayı kaçırdım. Hayır, ben şeydeyim zaten.
Ben kendi soyunma odama gittim zaten. Tamam. Oradan. Ondan sonra zaten bizim otobüsümüz hemen zaten şeyin önünde. Evet, görüntüler var zaten. Soyunma odasının önünde. Siz de hatta orada çekim yapıyordunuz. Evet, doğrudur. Orada dışarıda konu devam ederken tabii şimdi ben şuna üzüldüm. En büyük centilmenliği yaptık zaten. Yani ev sahipliğini de çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. En ufacık bir sıkıntı yok, şu yok, bu yok. Türbünden öyle bir şey gelince, sayın belediye başkanımız olduğunu bilseydim onu, ben zaten konuyu hiç şey yapmazdım, uzatmazdım. Neticede benim, yani anamın doğduğu yerin, anamın yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü, teyzelerimin orada olduğu, yeğenlerimin orada olduğu yerin belediye başkanı. Kendisini ismen duyuyordum. Bizim akrabalarımız da güzel şeyler söylüyorlardı. Zaten o belediye başkanı olduğunu duysaydım konuyu kapattırdık da ben farklı düşündüğüm için başka birisi zannederek, başka birisi olduğunu düşünerek belediye başkanımızın da onu anlaması lazım zaten. O da çünkü niçin ben ters bir cevap vereyim, niçin ben sevgili davranayım? Oradan şimdi gelince sonra Cevat Ekşi söyleyince çıktık gittik zaten. Orada dışarıda da ben de hendekliyim dedim. Hala bir şeyi bilmiyorum orada ama. Sonradan orada belediye başkanımız deyince Cevat Ekşi iyi ki de söyledi. Cevat Bey, size sarıldı. Efendime evet. Söyleyeyim sarılıp sakinleştirmeye çalışıyor. Görüntülerde evet, var. Doğru. Yani burada insanlar sinirlenince ben şimdi normalde maçı kaybetmiş bir teknik adam olarak daha da fevri davranabilirdim. Şunu da yapabilirdim, bunu da yapabilirdim. Ama biz hiçbir zaman ailemizden şunu gördük. Bir işe başladıysak, ben Sakaryaspor minik takımında futbola başladım. Genç takımında oynadım, A takımına kadar çıktım. Ben Adapazarı'nın Sakarya Karadeniz Sporu'nda, Yıldırım Sporu'nda futbol oynadım. Ben Sakarya'nın Akyazı Spor Takımı'nda hocalık yaptım. Sapanca Spor Takımı'nda hocalık yaptım. Sakarya Karadeniz Spor Takımı'nda hocalık yaptım. Bunlar yıllar evvel. Daha antrenörlük diplomamı almadan yaptım yani. Hocam siz tanıyorsunuz hocam. Sakarya'dan tanıyorsunuz. Hayır siz tanıyorsunuz da yeni nesil çocuklar abuk subuk yorumlar yazıyorlar ya. Onlar bilmiyorlar. Kendi ekmek yediğin, yaşadığın memlekete yani Sakaryalılara işte şey diyorlar. Ağır konuştu. Bir tanesi bana Sakaryalılara ağır konuştuğumu, bir tanesi Sakarya ile ilgili bir laf söylediğimi ispat etsin, ben gelsin benim suratıma tükürsün. Öyle şey mi olur? Yani işi başka taraflara getirdiler. Bazı arkadaşlar çok seviyorlar bazı şeyleri böyle. Sakarya Sporu hak ederek oynamıştır, kazanmıştır, yenmiştir bizi. Yani hiçbir şey olmadan benim futbolcularım hepsi gitmiştir, onları tebrik etmişler. Hatta soyunma odasına gidip, soyunma odasının önünde de tebrik eden oyuncularım oldu Sakaryaspor'un futbolcularını. Sorsunlar benim. Hatta daha evvel Sakaryaspor'da oynayan Cenk de vardı biliyorsunuz bizde. O bile gitti Sakaryaspor'un futbolcularını soyunma odasının önünde tebrik etti. Bir art niyet gibi düşüncemiz olsa böyle şeyler mi olur? Biz ev sahibi olarak ufacık bir hadise oldu. Biz sonra Sayın Belediye Başkanı'yla telefonda görüştük zaten. Ben kendim aradım bir de. Kendisiyle görüştük. Yanlış anlaşıldı. Hemşeriniz neticede Sayın Korukıl, hemşeriniz neticede evet, bir yani. Hemşeriniz endekti. Şimdi zaten sıkıntı yok. O sıkıntı ne biliyor musunuz? Sayın Başkanım beni tanımaması, benim başkanım tanımama. İşte. Sıkıntı oldu. Maskeden dolayı mı? Maskeden çıkartma. Maskeden dolayı tabii. Hüseyin Cumalı başkan, soruyor. Maskeden dolayı. Başkan sizi nasıl tanıyor? Maskeden dolayı. Ha başkan normalde ben başkan benim ama başkan da kendisi başkan da maskeli. O da söyledi. Tabii hepsi maskeli. Herkes maskeli. Bu esnada Hüseyin şunu isteyebilir mi senden? Biz dün attığımız görüntülerde statta maç bitimi görüntüler vardı. Engin Korukır hakemin yanına gidip onları futbolcu tebrik ederken görüntüler vardı. Onları bulun. Onları da verelim. Çünkü biz sizin maç sonrası bu anlattıklarınızın da videosunu çekmiştik biz. Yani ben evet. Bunu da belirtelim diye ben söyledim. Onu ortada oynatalım. Sorunuz var mı arkadaşlar? Hocam iyi akşamlar Hüseyin Cumalı. İyi akşamlar. Hocam şunu anladım ben. Karşılıklı maskeler olduğu için üzücü olaylar oldu. Peki
Şu an tatlıya bağlandı mı? Karşılıklı konuştunuz herhalde. Yani sıkıntı yok ki zaten. Şimdi yani sıkıntı ne yok. Sıkıntısı olabilir ki? Bu yani şimdi yolda hiç tanımadığın bir insanla tedepsiz yere kavga ediyorsun. Günümüzde olan olaylar biliyorsunuz değil mi? Bu ne oluyor? Yani işin gerçeği anlaşıldığı zaman tatlıya bağlanıyor. Burada her iki tarafında istemediği şeyler olmuştur. Her iki tarafında. Nedir? Maç bittikten sonra, ben soyunma odasına giderken, şimdi siz tahmin edebilir misiniz? Benim yerime kendinizi koyun. Birbirinden şey, bir konuşma oluyor. Onun belediye başkanı olduğunu tahmin edebilir misiniz? Ben hatta şey bile, bir ara dedim, kendim acaba dedim, kendi bizim taraftarlardan birisi mi bana laf söylüyor dedim. Benim kafamda ki o düşünce de o vardı. Hocam ben de olsam bir belediye başkanının bana bu şekilde laf söyleyeceğini düşünmezdim yani. Belediye başkanı olacağını düşünmezdim. Siz haklısınız bence bu konuda. Sizin sesiniz çok az geliyor. Hakan Turhan der ki, Hakan Turhan da diyor ki yani belediye başkanı olsa belediye bu ifadeyi kullanamaz diye bir şey var. Fazla ben olayı yani sadece... Ya ben de şimdi... Şeyini alalım işte, sonra biz kendi aramızda konuşuruz da. Şimdi belediye başkanının da çok art niyetle, kötü niyetli olduğunu söylediğini düşünmüyorum. Ama o anlık o şey de olabilir. Ama işte bilemiyorsunuz ki. Yani bir saniye sonra ne olacağını bilemiyorsunuz ki. Biz soyunma odama gidiyorum zaten ben. Soyunma odama gidiyorum. Çocuklarla konuşacağım. Yani şöyle bir şey olsa ben derim ki herkes haklı. Maçta çok gerginlik olur. Biz hakeme çok fazla yükleniriz. Rakip takım futbolcularıyla şey yaparsın. Münakaşaya girersin. Şu olur, bu olur. Ya bunların hiçbiri olmamış gibidir yani. Sakaryaspor'un playoff iddiası var. Bizim hiçbir iddiamız yok. Ama biz Van Spor'a karşı da oynadık, iddiamız olmadığı halde puan aldık. Kırklar elinde gitti, kırklar elinden de puan aldık. Evet. Hocam şu anda sizin görüntülerde geldi. Şu anda sizin evet ortadasınız. Gittiniz teknik direktör hakemi tebrik ettiniz. Şu anda odaya doğru yürüyorsunuz. Belki bilmem televizyon izliyor musunuz? Biz şunu ekranlarda veriyoruz. Evet şu anda gidiyorsunuz. O da sadece işte o tribünle ilgili bir şey var. Şu anda görüntülerde var ve gözüküyor yani söylediğimiz gibi. Evet. Ve şu anda tünele girdiniz. Daha sonra tünelde de istenmeyen bir atışma oldu ve olay da artık tatlıya bağlandı diyelim. Ama şunu da söyleyeyim ben. Yani belediye başkanı da olsa, taraftar da olsa futbol sahalarında, yeşil sahalarda küfür hoş değil. Onu da söylemek lazım. Hocam bu taraftar da olabilir. Şu anda TTF'nin internet sitesine girdiğiniz zaman disiplin sekleri var. Şu anda Sakaryaspor, arkadaşlar o görüntüye tekrar verelim, dışarıdaki görüntüleri tekrar akıtın, verin yayına. Dışarıdaki, evet, bu ve ardından gelen görüntülerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından saha olayları 52. maddeden dolayı disiplin kuruluna sevk edildi. Şimdi 52. madde nedir? Hakan sana baktın. Evet. 52. madde diyor ki stadyumlarda düzen veya disiplini ya da müsabakaların olağan akışını içinde oynanmasını veya güvenliğinin sağlanmamasını gibi diyor ve 2 yıla kadar olan da hak mahrumiyeti var. Yani neticede ve sadece Sakaryaspor buradan sevk edildi. Şimdi gerekçesini de bilmiyoruz. Ne gerekçeyle hangi sevk edildiğini yani kiminden dolayı sevk edildi belli de değil. Ama Sakaryaspor bir para cezası ile karşı karşıya kalacak. Ya önemli olan yani şimdi hakikaten bu olayların hiç olmaması gereken bir olaylar. Hiç olmaması gereken ki bir olaylar. Ben görüntüleri izliyorum şu anda ekranda. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi sizi yani bilmiyorum daha önce tanıyor musunuz Cevat Bey'i? Tanımaz olur muyum? Çok iyi tanıyorum. Yok sizin sarıldığı böyle bir sakinleştirmeye çalışıyor. Tuttu sizi yani böyle Engin abi falan diyerek orada ya ben çok ya benim şimdi bakın Sakarya'dan hiçbir kimseyle kötü olmam söz konusu değil yani şimdi onu zaten ortaya çıkaranlara çok şey yapıyorum şaşırıyorum gülüyorum yani bu yani bunları hakikaten anlatmak, söylemek bile çok affedersiniz, yanlış anlamayın. Oradaki arkadaşları da iyi tanıyorum. Yani abesle iştigal. Niçin? Yani ben 27 senedir, 28 senedir antrenörlük yapıyorum. Futbolun içinde olan bir insanım.
Ben bu işe başka bir işten gelmedim yani. Yani bu futbol oynadım. Futboldan sonra teknik adamlığa başladım. Neler gördük, neler yaşadık. Ama hiçbir zaman kaybettiğimiz maç üzerine onu suçlayalım, bunu suçlayalım. Yani böyle bir şeyler yaşamadık zaten. Hocam yani, bunlar da maç sırasında yaşanan işte olaylar, tatsızlıklar ve yani bir anlık öfkeyle çıkış yaşanan olaylar diyelim. Neticede Sakaryalısınız. Turgut Başkan da Sakaryalı, Hendekli. Siz de ikiniz de Hendeklisiniz yani Hüseyin. Yani yaşadığı bitti gitti. Faturası ama Sakarya Spor'a kesildi. Böyle bir durum var. Camiye bir şey diyor mu Engin Hoca? Evet. Hocam camiye bir şey diyor musun Sakaryaspor camiası? Herkes üzüldü sonuçta. Anlamadım. Soruyu anlayamadım. Sakaryaspor camiasına bu olaylardan dolayı bir şey diyecek misiniz? Yani Neçe'de yıllarca ekmeğini yediniz Sakaryaspor'u, Sakaryalısınız. Ya şimdi Sakaryaspor camiasıyla ilgili zaten hiçbir kötü düşüncemiz, hiçbir menfi düşüncemiz olmadı ki. Hiçbir şey söylemedik ki. Ben Sakaryaspor kulübüne, Sakarya'ya saygısızlık da yapmam. Yani yanımda birisi saygısızlık yaparsa da cevabını veririm. Sakaryaspor'la ilgili hiçbir zaten ne kötü düşüncemiz olmuştur ne yani hiç yani buna şaşırıyorum, hayret ediyorum zaten. Ben Kocaelispor'un teknik direktörüyken hatırlarsanız Sakarya'da Kocaeli tarihinde ilk defa hazırlık maçı yapmıştır belki de. Evet. Yani şimdi bunları... O maç kaç bitmişti hocam? O 1-1 bitmişti. Bir de hatırlıyorsunuz, bir de Kocaeli plakayı vermiştik ya, hatırlıyorsunuz ya. Onu bilmiyorum. O maç özel maç mıydı o da? Galiba özel maçtı. Lig maçıydı. 4-1 Sakarya öndeydi. Kocaeli Spor futbolcu plaka ver yazılmasın diyerekten gitti 5. golü kendi kalesine attı. Yani o maç lig maçtır herhalde. Evet. Ama biz yani şimdi aslında iki tane hakikaten birbirine normalde kardeş gibi olması gereken iki tane takımdır zaten bence. Benim kendi düşüncem budur zaten. Ama gene de yani son zamanlarda o Kocaeli-Sakarya kardeşliği de yavaş yavaş biraz eskisinden daha birazcık daha durulmuş gibi daha iyi oluyor. Yani aslında futbolun yani kavga dövüş sanatı değildir ki futbol ya. Futbol kavga dövüş sanatı değildir. Futbol görsel bir oyundur. Yani biz şimdi orada yılların teknik adamlığını yapmışız. Yıllardır bu işin içinde olan insanız. Çok deneyimli teknik adamların yardımcı antrenörünü yaptım. Hikmet Karaman, Yılmaz Vural, Holger Özgek, Mustafa Denizli. Yani onların hepsinden çok güzel şeyler gördük. Yani biz bunları taşıyoruz. Yani biz şimdi maçta teknik adamlar kavga etmeye çıkmıyor ki ya. Teknik adamlar futbolunu, takımın oyuncularını motive etmeye çıkıyor. Takımın oyuncularını güzel şeylere yapmaya teşvik ediyor. Kaybetmek de var, kazanmak da var ama yani benim en çok üzüldüğüm şey Sakarya'ya hakaret edildi gibi lafların çıkması. Öyle şey mi olur? Ona hiçbir tarzda beni çok iyi tanıyan, yıllardır beni 30 sene evvelden tanıyan, 40 sene evvelden tanıyan, 45 sene evvelden tanıyan benim çocukluk arkadaşlarım var orada. Yani rahmetli Aykutlar, Mustafa'lar, Serdar'lar, benim bunlar hep çocukluk arkadaşım. Şimdi oynayan oradaki Nejat Ersin'ler, Vahit'ler, dolu yani dolu çocuklar, Mustafa'lar. Sakarya'dasınız hocam neticede, Sakarya'da yani, spor camiasına gelmesin. Bir de onlarla ondan top koşu, arkadaşlarım, benim arkadaşlarım arıyor, onlar da üzülmüşler. Hocam neticede şöyle diyelim hocam, sizin de üzüldüğünüzü ben gayet iyi biliyorum. Yani çünkü ben dünden beri sizinle görüşüyoruz, üzüldüğünüzü, yani evet, yaşananlara Sakaryalı olarak üzüldüğünüzü biliyoruz ama dedik ya, bir anlık öfkeyle, yanlış anlaşılmayla yaşandı gitti. Birbirinizden de işte aradınız telefonla, Sayın Başkan, Babaoğlu ve siz aradınız. Arayacağım tabii, yani neticede... Yani çok güzel bir yerin, çok güzel bir beldenin belediye başkanı. Sizin beldenin. Bizim de beldemizin belediye başkanı ve kendisini tanımasam da ama ailemdeki, sülalemdeki herkes tanıyor. Herkes de çok iyi şeyler söylüyorlar, seviyorlar. Yani demek ki bazen de kötü günlerde tanışmak iyi şeylere vesile olur diye düşünüyorum. Ama bizim en ufacık bir yaşanmıştır, bitmiştir benim adıma, kendi adıma söylüyorum. En ufacık ne kırgınlığım vardır, ne şeyim vardır. Yani sadece belediye başkanımız
yeniden belediye başkanı olduğu için de keşke bilseydim, zaten bu olayların hiçbiri olmazdı. Evet. Evet. Biz zaten orada onu Cevat Ekşi'yi görünce tamam dedim, Sakaryalı, hala ama belediye başkanlığı şeyini, sıfatını bilmiyordum. Anladım. Yani o da normaldir. Çünkü yani protokolde oturuyor, siz sahadasınız, öyle bir diyalog o yaşandı. Yaşanmış, yanlış anlaşılma nedeniyle artık bunu biz böyle yaşanmış bir olay. Ya yok, bunu ben yani zaten... Anlaştık. Sıkıntı yok. Yani sıkıntı yok. Engin Bey'in üzüldüğünü ben sesinden de belli zaten. Çünkü Neçeli bir Sakaryalı kendisi. Sakarya Spor'un ekmeğini yemiş bir isim. Sakarya'dan çıkmış bir isim. Yani bu olayla anılmak da gerçekten aynı... Yani ben bir daha şunu söyleyeyim. Futbol sahalarında başkan, teknik direktör veya taraftar değişmez. Küfür hoş değil. Yani orada yani taraftar biz, da olabilir. Engin Bey'e biz son sözlerini alalım. Biz, evet. Hocam var mı ilave edeceğiniz bir şey hocam bize? Ya aradığınız için teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam. İnşallah iki tane yan yana olan takımlar layık oldukları birincilik demiyorum, Süper Lig'e çıkarlar. Bunlar Sakaryaspor'la Kocaelispor, canı gönülden istiyorum. Ve bunun Sakaryalı kardeşlerim şunu çok iyi bilirler. Arkadaşlarım, dostlarım, benim çocukluk arkadaşlarım var. Hiçbir şekilde insan yediği formaya, yediği ekmek yediği yere ihanet etmez. Biz bunu ailemizden gördük, büyüklerimizden gördük, anamızdan gördük, babamızdan gördük, abilerimizden gördük. Bütün herkesin bunu bilmesini istiyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Hocam biz de yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Artık ben çok, size de çok teşekkür ediyorum. Serik Belediyespor'a da yolun başarılar dileriz yolunda. En azından çok teşekkür o başarı bizim de başarımız olacak. Sakaryaspor, Sakaryalısınız. Çok hocam ederim. İyi akşamlar. Sakarya geldiğinizde hocam bekleriz. Tamam. Değerli arkadaşlarıma da çok selam söyleyin. Onlara da iyi akşamlar. Efendim, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet. Evet Sefer Tokuş, ben şunu anladım ben, diyor ki bir yanlış anlaşılma oldu. Evet, altyazı da verdik. Sakaryaspor saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu 52. maddeden, bu görüntülerden, bu olaylardan dolayı ve bu olay öncesi yaşanan olaylardan dolayı sadece Sakaryaspor, bakın dikkat edin, sadece Sakaryaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi ve bundan da 5-6 bin lira ve 7-8 bin lira para cezası para gelecek. Para cezası var, sağ kapatma var. Sağ kapatma gelmiyor. Veya seyircisiz oynama cezası. Zaten seyirci yok. Yani seyirci yok. Para cezası gelecek. Yani mecburen para cezası olacak. Şimdi yani güzel bir skorla döndük oradan. 3 puan aldık altın değerinde. Şimdi bizim camiamız ne günah var? 1, 2. Ben de şunu söylemek istiyorum. Sana da söylemek istiyorum. Tebin de söyledim. Kardeşim tamam anladım. Yani suratlarda, yüzlerde maskeler kavga edeceğim ama ya taraftar da olabilir o. Yani ben şurasındayım için, yeşil sahalarda şiddet, küfür, tehdit, bunlar hoş şeyler değil. Yani bu belediye başkanı olabilir, efendim teknik adam, yönetici, başkan olabilir ama şey değil yani. Yani olmaması gereken şeyler bunlar. Bir, iki, sen ne yaşadın orada Zafer Tokuş? Seni izledik biz internet sitelerinde, medya barda. Senin bir yükseldiğin, çıldırdığın anlar oldu. Bak şöyle. Sen niye yaşadın orada? Ne oldu? Burayı anladık. Şunu da şuradan bir daha üstünü, altını daha doğrusu çizip üstünü kapatmak istiyorum. Engin Hoca'yla, Engin Korukur'la, Hendek Belediye Başkanı Turgut Baboğlu karşılıklı konuşmuşlar. Tatlıya bağlamışlar. Olayı kapattık. Senin olayına gelelim. Benim olay da şu. Ya ben o olaya gelmeden önce bu olay hakkında konuşmak istiyorum. Tabii buyur. Buyur. Yani dağılık kuzen. Bu olay öyle yabana atılacak bir olay değil. Sonuç olarak bir tarafta Sakaryalı bir teknik direktör var. Bir tarafta bir ilçenin 80 bin, 85 bin nüfusu olan bir ilçenin belediye başkanı var. Belediye başkanı orada maske taktı, ötekisi onu tanımadı. Ya bunları ben bir kenara bırakıyorum. Yani bir belediye başkanının tutup orada 3-0 yenilmiş bir teknik direktöre tribünden işte laf atması bile, hatta belediye başkanının orada ayağa kalkıp bir şeyler söylemesi bile bence uygun değil. Hakan yani, onunla en fikiriz de bence kaşımayalım. He? Bak, ama ben sen de onunla en fikirim. Ben bunu kaşımayacağım da yani olan Sakaryaspor oluyor. Sakaryaspor, biz taraftarlar burada ceza yediriyor işte takıma, bir şekilde para cezası uygulanıyor diye eleştirmiyor muyduk? Kesinlikle haklısın. Yani şimdi
Orada 10 tane taraftar var. 10 tane taraftarla biz yine para cezası yiyoruz. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl? Taraftardan değil ama. Hayır, anladım da yani taraftar da değil onlar. Tamam, yöneticiler. Yani ya onlarla bir, ben bunu anlamıyorum abi. Biz nasıl her gittiğimiz deplasmanda bir şekilde kalmayabiliriz ya? Şunu yani, diyebilir miyim Zafer? Oruçlu. Senin oruçlusun. Bir dakika. Hakan dediklerine, Hakan bir şey diyeceğim. Hakan dediklerine katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ben de dedim şimdi camia sıkıntı görüyor, takım sıkıntı görüyor, başkan Cevat Ekşi sıkıntı görüyor, herkes sıkıntı görüyor ama bence bu olay karşılıklı da anlaşmışlar, çok kaşınmayalım, üzücü bir olay, yani olmasını istemezdik ama senin dediklerine katılıyorum. Ben abi, başkan da olsa, taraftar da olsa küfür hoş değil. Bu olayı karşılıklı anlaştılar diye ben bu olayı kapatırım veya işte bu olayı kaşımam falan. Ben bunları, bana göre değil bu işler. Yani ikisi tamam karşılıklı anlaşmışlar. İkisi bir şekilde halletmişler ama sonuç olarak camiaya zararı var mı bu işin? Camiaya zararı var. Var. Sakaryaspor'un adı her yerde bir şekilde bu kavgalarla gündeme geliyor mu? Gündeme geliyor. Bunu yapan bir tane taraftar olsa hadi yine yani yapmasın ama bir şekilde bunu hazmedebilirsin. Ama koskoca belediye başkanısın sen ya. Yani belediye başkanı gidip orada nasıl böyle küfürlü bir şekilde konuşurlar falan. Tahrik de olabilir. Ben şimdi olayı ama biz orada ne yaşandı bilmiyoruz ama adam orada işte görüntülerde görüyorsun abi. Adam orada Sakaryaspor'un futbolcuyu tebrik etmiş. Ondan sonra gitmiş hakemleri şimdi, tebrik etmiş. Ama tıpış tıpış sahasına şeyine gidiyor. Şimdi soyunma odasına gidiyor. Sen oradan niye oradan laf atıyorsun? Şöyle ya? Bir şey. Sen arkadaşlar Engin Bey'in o görüntüsü var ya stadyumda maç bitimi soyunma odasına giderken görüntüyü verin. Al bak orada bak şimdi. Bak, yardımcısı bile tepki gösteriyor. Şu anda ortada bakın Engin Bey şu anda. Bak şimdi ben 3-0 yenilmiş bir teknik en arka planda ama şey de var. Yenilmişim 3-0 yenilmişim moralim bozuk geliyorum abi. Bak önünde de yardımcısı var büyük ihtimal. O da yardımcısı. Bak. Üç yardımcısı var. Şu yanındaki yardımcısı. Bir hareket bak. Bize göre sol taraftaki yardımcısı. Tribünden diyor bağırdılar, küfür ettiler falan diyor işte orada herhalde. Bak ondan sonra Turgut Babaoğlu orada bir şeyler söylüyor. Niyet mi okuyorsun? Bak. Niyet mi okuyorsun? Ya ben, hayır ben şimdi, yorumluyorum. Şimdi ben size, Hakan anladım. Hakan haklı bu konuda ama Hakan oradaki abi, atmosferi Zafer Tokuş daha iyi. Çünkü oradaydı. Bak Hakan. Ya ben Tokuş oradaydı. Abi ben de muhabirlik yaptım. Ben sayısız maça ben de gittim ya. Şimdi buradaki, bana da küfür ettiler. Buradaki Engin Bey bakın. Bize ne ettiler Hüseyin, Hakan? Hüseyin diyorum Hakan. Engin Bey'in şu anki gösterdiği görüntü protokol değil. Engin Bey bu tarafı gösteriyor hatta. O tarafı gösterdiği yer ilk 45 dakikada uyardığı yer. Hayır. Bazı bir futbolcu dedi işte 10 numaralı namazında niyazında olan bir futbolcuya hakaret etti falan dedi. Sakaryaspor taraftarları dedi. Tribüne orada tepkisini gösteriyor şimdi orada görüyorsun. Onda aha evet işaret ediyor. Orası bizim yani benim de bulunduğum tribündü. Hatta ben TTF ile ters düştük. Orada bizim basını ayıran yerde sosyal mesafe falan sıfır. Yani orada zaten şu anda Serik Belediyespor'un başkanı da koronadan hastanede yatıyor. Böbreklerinden de rahatsızmış. Adam hastanede yatıyor. Öyle de maçta önüne gelen girmiş. Öyle bir durum da var yani. Ve başkan şu anda yani teknik direktör tribünü gösteriyor. Tamam. Yani Turgut Babaoğlu veya Cevat Ekşi'nin olduğu yeri göstermiyor. Serik Spor'un takım oyuncularına küfür edeceğini zannetmiyorum oraya girenlerin. Oraya giren, önüne giren dediğin adamlar Serik Spor'u tutan adamlardı büyük ihtimal. Bizim bulunduğu yer mi? Yani. Yok bizim orada yöneticiler var. Sakaryaspor yönetim ve isimleri var. Sonra da işte ya ben bu olayı anlamıyorum. Ya bir takım başkanı, bir tanesi de Hendek Belediye Başkanı. Sen orada gidip parmaklıkların arkasından şey gibi, holiganlar gibi şey yapıyorsun. Böyle bir şey olmaz abi ya. Ya yakışmaz yani bunlar. Ben bir belediye başkanına, bir Sakaryaspor başkanına bunu yakıştırmam yani. Olmaz yani orada gidip şey yapacak orada. Sakaryaspor başkanına bir şey yok o da, orada. O da orada. Bir dakika. Hayır o yapıyor demiyorum. Hayır. Cevat Ekşi adam orada olayları önledi ya. Tamam bak önledi veya önlemedi. Cevat Ekşi orada. Ben orada başkanı orada dakika, görmek istemem abi. Bir dakika. Cevat Ekşi orada olayları önledi. Sen tribünde Hüseyin, belediye başkanı. Arkadaşım Cevat Ekşi'yi karıştırma. Cevat Ekşi'ye bir şey yok orada. Cevat Ekşi'nin şu görüntüsünü... O görüntüyü yayınlayayım. Cevat Ekşi tepki göstermeye gitmiyor oraya ya.
Bir şey yok orada Cevat Ekşi'de. Yayın Cevat Ekşi'yi katma. Ben tepki gösteriyor demedim ki ya. Sen yakışmıyor ki, dedin ya. Hayır yakışmıyor. Oraya gitmesi yakışmıyor. Kime? Abi yani. Ne? Ya arkadaşım Cevat Ekşi orada olayları engelliyor. Olayları engelliyor. Yapma, ama gitmesin abi oraya. Niye? Niye gidiyor ki oraya? Yani? Gitmesi kan gövdeye götürecek. Hayır oraya niye gitti diyorsun? Abi. Cevat Ekşi'nin orada bir şey yok. Cevat Ekşi orada olayları engelliyor. Artı Zafer Tokuşan nasıl? Dışarıda daha büyük olayları engelliyor Cevat Ekşi. Tamam Allah için şimdi. Dışarıda zaten belli. Ne abi bak şimdi bilip bilmeyen var. Cevat Ekşi'yi katma burada şimdi. Olayları bilmeyen var. Bak orada Engin Koru kuru almış Cevat Ekşi. Tamam, kucaklamış, sakinleştiriyor. Hayır, bunları, gözünü seveyim. Şimdi bakın Engin Bey'e... Sen tepki görüntüye diyorsun. Anladım. Tribünde protokolün oturduğu bir yer var değil mi? Abi Sakarspor Başkanı yakışmıyor diyorsun. Şimdi o protokol tribününde Turgut Baboğlu'nun söylediği sözler geliyor şimdi. Hazırlanıyor gözlerim. Bir dinlesene abi. Evet. Bir dinlesene abi. Belediye Başkanı burada protokolde oturmuyor mu? Tamam. Sakarspor Başkanı da protokolde oturuyor. Eyvallah. Maçı 3-0 yenmişsin. Tamam. Sen niye inip oraya 5 basamak 10 basamak aşağı inip orada teknik direktöre bir şeyler söylüyorsun? Arkadaşım teknik direktör ne dediğini biliyor musun? Adam teknik direktör dedi. Adama kötü bir şey söyledi ki. Hayır kötü bir şey söylememiş. Ne söyledi? Ne söyledi? Cevat Ekşi'ye gidi hiç. İlk defa senden duyuyorum ya. Hazır mı görüntü? Hayır, ben, Cevat Ekşi'ye ilgili bir şey var mı burada? Hayır sen yok. Lafı yanlış anlıyorsun abi. Hayır, ben kötü ben, bir şey yok orada Cevat Ekşi'ye ilgili. Bak ben Cevat Ekşi'ye zaten bir şey yaptı söylemiyorum. Arkadaşım şöyle düşün. Bir dakika. Tamam. Şöyle düşün. Cevat Ekşi orada Turgut Baboğlu'nun gittiğini gördü. Elektriklenme var. Oraya ha, belki de ondan indi. Cevat o yüzden indi. Ben konuşayım ben. O zaman sorun yok. Ben konuşayım ama ben... Bir dakika sen konuşacaksın. Tam ters açıdan bak. Cevat Ekşi olayı sakinleştiriyor. Çünkü Turgut Baboğlu'nun gittiğini görüyor. Şimdi... Cevat Ekşi'yle ilgili hiçbir şey yok. Tamam o zaman Turgut Baboğlu niye indi? Tamam o tartışılır. Ama Cevat Ekşi sen öyle bir dedin ki yakışmıyor deyince bir dakika adam orada. Ben orada bir kulübün şimdi başkanı bak, o şekilde bütün böyle parmaklıklardan şey yapmasın. Arkadaş hep Hüseyin. Hoş gelme abi bana yani. Bak şimdi hoş bir görüntü değil abi. Bir dakika hangi maç İstanbul'da bir maçta bizim taraftarları polis aldı. Pendik. Adam gitti karakol hangi maçta? Pendik. Ne? Pendik Spor. Ha Pendik Spor. Cevat Ekşi gitti karakoldan aldı. Bir de ne oldu biliyor musun? Bizim bak, taraftar... Şu anda ekrana bak. Bak başkanı bak nasıl sakinleştiriyor. Ben başkana bir şey söylemiyorum abi. Dur bir şey anlatacağım. Şey değil. Engin Korukır'ı sakinleşiyor bak. Dur. Tamam onu söylüyorum. Gündeme gelmişken anlatayım. Bizim Sakarspor'un taraftar gidiyor Pendik'te polise kafa atıyor başkomisere. Ya bak o da sivil ama bilmeden atıyor. Polis ama sonuçta bilmeden atıyor. Kamba çıkıyor bir kafa atıyor adam. Ben polisim, sivil ama nerede bilirsin? Bunu aldılar, Cevat Ekşi'nin göbeği çıktı onu çıkarttığına kadar. Yani başkan bırakmadı onu. Tamam abi özür dilerim. Ben burada belediye başkanım. Şimdi bir saniye. Hüseyin. Hep Hüseyin diyorum sana bu akşam ya. Arkadaş Hüseyin Ereci'yle diye. Bekleyin. Şimdi Turgut Baboğlu maç bittikten sonra Engin Korukır'a ne dedi? Onun görüntüsünü veriyoruz. Arkadaşlar tam ekran yapalım. Bizi alın. Sesi de evet verin. Hocam sen tribüne çok takıl be ya. Biraz sahaya takıl bence. Ben seni tanıyorum. Sen de Sakarya'da tanışırız sonra. Sen kimsin lan sen? Sakarya'da tanışırız hocam. Ömer abi. Emin abi. Turgut Baboğlu'nun tribündeki görüntüsünü verin dedim ya. O bir daha oynat. Bir daha oynatın. Bizi alın. Hocam sen tribüne çok takıldın ya. Biraz sahaya takıl bence. Hocam sen tribüne çok takıldın ya. Biraz sahaya takıl bence. Bakın görüntü bu. Yani hala Sayın Engin Korukır tribündeki ilk yarıda yaşanan bu tepki var ya hani protesto futbolcusu onu söylerken. Ben sana şurada söyleyeyim. Turgut Baboğlu bir belediye başkanı olduğunu unutmuş. Engin Korukır da onun belediye başkanı olduğunun farkında değil. İkisi de birbirine bir şeyler söylemişler. Olay bu yani. Ben de şimdi konuşabilir miyim? Zafer Bey. Evet. Bilecek misin? Şimdi
burada Turgut Babaoğlu bir şey demiyor. Hoca diyor, tribüne takılma diyor, sahaya takıl bence diyor. Bir şey demiyor. Hoca? Hoca, tribüne takılma diyor. Turgut Babaoğlu diyor ki Engin Korkur'a. Tribüne takılma diyor, sahaya takıl diyor. Bir şey demiyor adam. Tamam, tamam söyledin gittin be kardeşim. Eyvallah. Ondan sonra bir daha niye orada tel örgülerin arkasına iniyorsun tamam, ki? Ya tamam ben baksana bir şey diyeyim. Ya hoş, on, hoş hareketler büyük bunlar. Abi bak bunu normal bir insan yapsa tamam mı? Ama çok kötüysen camiye zarar görecek bak. Bak yine ayıplarsın ama bunu yapan koskoca belediye başkanı ya. Kabul ettim. Yani tamam. ben bunu kabul edemem abi. Sen kabul ediyorsun da ben kabul edemem ben yani. Senin dediğini kabul ettim. Biz herkese söylemiyor muyuz? Ya şiddet olmasın, küfür olmasın, ondan sonra birbirimize şey yap. Adam 3-0 yenilmiş orada, zaten psikolojisi bozuk. Yani sen gidip yok, o adama niye tel örgülerin arkasından bir daha bir şeyler söylemeye kalkıyorsun ki? Ben seninkinin üzerine koyayım. Ama şu Engin Hoca dedim az önce canlı yayında. Engin Hoca, o belediye başkanı olmayabilir, bir taraftar da olabilir. Küfür edemezsin, taraftar da sana edemez. Bakın, ama oluyor bunlar futbolda. Biz çok konuşursak camiye zarar görür, ben onun derdindeyim. Şimdi de güzel gidiyoruz. Benim onu derdim. Ona yani, geleceğim, ona geleceğim. Ben yani camiye zarar görmesin. Yoksa senin dediklerine katılıyorum. Gerek bak, yok. Bak Engin Korkun ne diyor? Benim diyor 5 vakit namaz kılan futbolcuma diyor küfür ediyorlar diyor. 5 vakit kılmak. 5 şu anda bak o yöneticilerden şu anda o küfür ettiği iddia edilen diyeyim. Bakın ben küfür duymadım. Hani bu futbolcu geldi oraya 10 numara bir futbolcu dedi ki işte böyle hareketler falan yaptı. Tepki gösterdi ve o yönetici, isim vermeyeyim şimdi hedef gösterme gibi olur. Türbünden kimseye küfür edilmedi. Sadece bağırırdı. Yani bağırmış, hakaret yokmuş diyor. Ya bunu söyleyen Sakaryaspor'da o maça giden yöneticilerden biri. Turgut Başkan da küfür edilmedi, hocam dedi diye bir not var. Yani şimdi netice itibariyle şimdi artık olayı büyütmeyip, olayı da biz ne kadar desek de şu an dediğim gibi yaşandı, bitti, gitti. Şimdi profesyonel futbol... Ben yalnız şunu anlamıyorum abi. Profesyonel futbol... Biz nasıl her maça gidip, her deplasmana gidip, her deplasmanda bir şekilde bir şey bulup kavga edebiliyoruz? Ben bunu çözemiyorum yani. Bir hafta sene gidelim görürsün. Abi ben sayısız deplasmana gittim ya. Ben deplasmana gitmedim değil ki. Ben de deplasmana gittim. Hem ben seyircili deplasmanda gidiyorum. Seyircisiz deplasman. Yöneticiler var yine kavga çıkıyor. Ben anlamıyorum yani bu işi. Nasıl oluyor, nasıl beceriyoruz anlamıyorum. Seyircisiz maçlarda... Adam seyirciyi tutukluyor. Polis seyirciyi tutukluyor. Yani Sakaryaspor camiasından ben anlamıyorum yani nasıl böyle her maçta bir kavga edecek bir şey bulabiliyor? Etkiye yani tepki vardır be Hakan. Ama niye her takıma mı böyle şekilde etkiye tepki vardır? Her takıma bu şekilde böyle tepki mi gösteriyor? Mesela sana bir şey anlatayım. Ayrıcalık mı gösteriyorlar? Şimdi ben Bartolmuş sen yaşadığın ben, benim yaşadığımı anlatayım bu görüntülerin devamında. Arkadaşlar ortaya o dışarıdaki görüntüye verebilir miyiz? Dışarıdaki görüntüleri verelim. Maç sonrasında böyle bu olaylar var. Biz çekim yapıyoruz. Oradaki saha dışında biz çekim yaparken TTF temsilcisi geldi dedi ki çekmeyin dedi. Dedim ben siz burası saha dışı ve bir olay var. Bir belediye başkanıyla bir teknik direktör arasında bir gerginlik var. Bunu haber değeri her yerde vardır yani şu anki burası. Ne stadyum içi Hüseyin ne de şey dışında. Ve beni hedef gösterdi Selik Spor taraftarlarına. Orada istenmeyen olaylar oldu. Ne oldu? Seni dövdüler mi orada? Yok dövme falan yok ya. Yani. Üç kişi seni tartaklamış. O kim diyor ya? Böyle geldi kulağıma. Yok be kardeşim. Hayır yediysen dayak söyle bizim kaderimizde var olabilir. Yok abi. Orada Cevat Başkan da eksik olmasın. Cevat eksik kurtarmış seni orada. Yani ya şey diyorsun sen ne var diye. Öyle dediler ama. Ya soruyorum beyefendi. Ya bu gazetecilerde de bir hastalık var. Herkese soru sorduklarından bir şey yok. Biz size sorduk mu? Soruyor mu abi? Yani yok ya. Şöyle bir diyalog tamam, var. Tamam söyledin sen hala üzerine gidiyorsun. Şimdi şöyle diyalog öyle var. Öyle dediler. Ama bir tartaklamışlar sanki Zafer abi. Yok 3 kişi girmiş Zafer'e. Şimdi... Ya dayak yedim anlatayım yemedim mi? Anlatayım. Anlat. Tek o TTF temsilcisinin çekim yapma sözleri üzerine o oradaki bulunan Selik Spor'lu yeşil kıyafetli yöneticiler taraftarlar ki oraya nasıl girmiş onu da ben bilmiyorum. İşte benim üzerime yürüyüp işte çekme falan küfürlersin küfürler ediyorlar. Mesela ben de karşılık verdim. Yani neticede biz insan evladıyız yani etkiye tepki var. Oysa yürüme falan oldu. O sırada polisler geldi, Cevat Bey geldi, işte bizi aldı, uzaklaştırdı. Yani o da Cevat Bey oradan bir oraya koştu yani. Ama neticede o temsilci, ekrandaki ortadaki temsilci eksik olmasın, bizi Selik Spor taraftarlarının kucağına attı.
Dedi ki ne çekiyorsun deyince zaten biliyorsun gazetecilikte ne çekiyorsun. Bir polis gelip sana ne çekiyorsun dese vatandaşlar atılıyor ya. Aynı pozisyon benim başıma geldi. Şimdi bana da anlatılan seni orada temsilciyle seni hedef gösterince 3 kişi sana saldırıyor. Giriyorlar sana orada. Sen de onlara bağırıyorsun, çağırıyorsun. Dövüyorlar beni. Vuruyorlar sana. O arada Sakarspor Başkanı Cevat Ekşi seni kurtarıyor. Yani gözlerim moğluk falan. Kaba yerlerine çalışmışlar, kaba yerlerine. Yüzüne değil de hakikaten kaba yerlerine vurmuşlar seni. Kaba kim yerlerine. Anlattı onları? Anlattı. Hiç görüntüsü var mı? Görüntüsü yok. Eğer öyle bir şey olsaydı yani imkanı yoktu, karakolluk olurdu. Olmuşuz zaten. Olmadık daha karakolluk. Ya Hüseyin şimdi ne konuşuyorsun? Hayır söylüyor mu abi? Abi sen de... Sakarspor Başkanı seni almış o kalabalığın içinden. Ya bak sana tek var diyorum. Şu anda görüntülerde de var. Cevat Ekşi, Engin Bey'i de sakinleştirdi. Evet onu biliyorum canım. Artı sonra bize geldi. TTF ile olan diyalogumuz vardı. Adama ben dedim ya senin yüzünden bu olaylar yaşandı dedim. Bize dedim savdırdılar dedim. Senin işin bu değil dedim. Beni hedef gösteremezsin dedim. Ki hedef gösterdi. Ki benim önümde yaka kartım var. Akreditasyon yapılmış, her şey yapılmış. Şu anda yani bir gazetecinin bulunması gereken bir yer değil. Stat dışında karışamaz ki. Ama işte karıştı. Hedef gösterdi. O gelsin bana karışsın o temsilci. Stat dışında ne karışır bana? Ne yapacaktın? Ne demek ya ne karışır? Ne karışır bana ya? Stat dışında umuma açık yer. Hüseyin, şöyle yapalım. Mitirlarım bunlar. Bir maça gidelim seninle de böyle bir olay bakımı olduğu zaman ne yapacaksın? Beyefendi ben çok maça gittim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ne var burada? Mitirlarım var. Anlamadım ki yani. Stat dışı burası. İstediğimi çekerim. Umu açık yer. İstediğini çekme noktası tamam da bu da hedef gösterme noktası tamam vardı. Ben de senden yana konuşuyorum. Neyse geçti olsun zaman. Ya yaşandı gitti. Reklama gideceğim. Hakan son sözlerini alayım. İkinci bölümde tekrar devam edeceğiz gerçi de. Ben bak şu görüntü tam geldi. Burada Cevat Başkan orada olayları alevlendirdi, şunu yaptı, bunu yaptı demiyorum. Sadece Cevat Başkan'ın orada tellerin arkasında işte birisiyle konuşmasını ben yakışık almıyorum. Orada ya niye konuştuğunu bilmiyorsun. Cevat Başkan'ın nereden dinlesenize. Cevat Başkan'ın orada yapması gereken şey Turgut Babaoğlu'nu alıp sen daha 3-5 tane maça geldin Turgut abi gel seni alayım buradan götüreyim demesi lazımdı. Sen bu işleri bilmezsin, böyle olmaz burada demesi lazımdı. Alıp götürmesi lazımdı. Bu olayları yani orada birbirlerine girmelerini hani engelleyebilirdi, anlatabiliyor muyum? Ama dediğim gibi ben Cevat Başkan'a burada sen işte olayları sen çıkarttın veya işte sen küfür ettin veya sen herhangi bir şekilde kavgaya karıştın demiyorum. Ben orada Cevat Başkan'ın orada aşağı inmesini uygun bulmuyorum. Bu bir. İkincisi de dediğim gibi belediye başkanı belediye başkanı olduğunu unutmuş. Turgut Korukır'da onun belediye başkanı olduğunu bilmediği için bu olaylar ortaya çıkmış. Ama şu bir gerçek 3-0 yenilmiş bir teknik direktöre sen gelip orada işte onu yapma bunu yap falan dersen onun da söyleyeceği lafa ben katlanırsın. Yani. Şöyle bir şey sana söyleyeyim. Ben Sakaryaspor maçlarına, özellikle deplasman maçlarına gidiyorum. Buradaki maçlara niye gitmiyorum? Bu da buradaki bizim spor basını çok uzman, her şeyi bildiğinden dolayı maç seyredemiyorsun ya. Bağırıp çağırıyorlar ya hakeme falan işte şunu yap, bunu yap, böyle oyna, şöyle oyna falan diye. Gitmiyorum. Dış saha maçlarına gidiyorum. Dış saha maçlarında benim gördüğüm Turgut Bey 3-4 maça falan gelmiştir. Yani benim gördüğümü söylüyorum. Yani maçları takip ediyor Sakaryaspor'a ki Turgut Bey geçen dönem, geçen yıl yanılmıyorsam Sakaryaspor'a da ciddi bir para vermiş. Yani verdiği rakam da bir, söylemeyeyim şimdi bu şey olmaz, ciddi bir rakam vermiş. Yani bu dönem değil yani bu ekşi dönem, daha önceki dönemde çok ciddi bir para vermiş. Buna belirteyim yani sporun içinden gelen de bir adam diyelim. Hüseyin Cumalı'ya son sözü vereyim. Ben sonra reklama gideyim. Şöyle üzücü. Gerçekten yaşanmaması gereken, özellikle bizim camiamızı yıpratan ve şu anda da disipline verildik, hoş olmayan görüntüler. Ben bir daha üçüncüye hatta dördüncüye söylüyorum, orada taraftar da olabilir, belediye başkanı da olabilir, yönetici başkan da olabilir. Statlarda şiddet, tehdit, küfür, kavga hoş şeyler değil. Artı Hakan'ın demelerinden şunu söyleyeyim ben. Hakan Isar diyor ki Sakarspor Başkanı Cevat Ekşi diyor niye yerinden kalktı da oraya gitti. Oradaki ortamı bilmiyoruz ama bir başkan, Sakarspor Başkanı orada olaylar varken, orada bir gerginlik varken sandalyesinde oturacak hali yok. Gitti orada. Benim bildiğim ki birçok yerden dinledim. Cevat Ekşi Turgut Babaoğlu olduğu yerde engelliyor. Hatta alıp götürüyor onu. Onu biliyorum. Dışarıdaki olaylar da Cevat Ekşi
müdahale ediyor. Hatta seni dayak yemekten de kurtarıyor. Onu da söyleyeyim ben. Ya netice ben... itibariyle, bir dakika ben bitireyim. Netice itibariyle hoş görüntüler değil. Şuna katılıyorum. Kim olursa olsun, ister başkan olsun, ister taraftar olsun. Bu yapılan her hareket bizim camiamıza zarar veriyor. Oluşlu olabiliriz. Maçı alabiliriz, kaybedebiliriz ama tepkimizi demokratik yollardan gösterirsek yani daha tatlı olur diyorsun. Ve sonuçta fatura Sakaryaspor'a çıkıyor. Benim demek istediğim. Fatura Sakaryaspor'a kesildi. Önümüzdeki hafta salı günü de bunun bedeli ortaya çıkar. Yani evet. Ne kadar kesileceğini çıkacak rakam verecekler. Yani bir sağ olaylarından dolayı Sakaryaspor'a bir para cezası söz konusu. Sakaryaspor bu hafta spor para mı döndü ya neyse. Sakaryaspor bu hafta Karabük Spor'la oynayacak. 63 puanda. Ve playoff'ta şu an ikinci sırada playoff'un iddialarından bir tanesi. Temennimiz Sakaryaspor'un bir an önce bu ligden kurtulması diyerek reklama gidiyoruz. Daha sonra görüşeceğiz tekrar. Evet efendim, gazeteciler soruyor. İkinci bölümde devam ediyor. İlk bölümde Selik'te yaşanan olayları, yani daha doğrusu İstemin Avuş olaylarla ilgili olarak Sakaryalı ve Hendekli teknik direktör Engin Korukul'la görüşmüştük. Engin Korukul işte yaşanan olay üzüntülü olduğunu söylemişti. Yanlış anlaşılma olduğunu söylemişti. Ve şimdi de Hendek Belediye Başkanımız Turgut Babaoğlu telefon attığımızda. Bir de ona söz savunmanı derler ya, karşılıklı orası konuştu. Şimdi Sayın Başkan konuşsun diyerek ben soruyorum. Yayınımızı takip ettiniz Sayın Başkan Turgut Bey. Önce hoş geldiniz. Evet. Teşekkür ederim Zafer abi. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, eksik ol. Hüseyin Bey ve Hakan Bey'e de selamlar, iyi yayınlar. Evet, yayını takip ettiniz. Engin Bey dedi ki artık nahoş olaylar kapandı gitti dedi. Biz de fazla da bir şey demek istemiyorum. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Biz de sizin görüşünüzü almak istedik Sayın Başkan. Tabii Engin abi güzel şeyler söyledi özellikle. Gereken her şeyi söylediğini düşünüyorum. Burada çok da konuşulacak fazla da bir şey yok. Konu kapanmıştır benim açımdan da. Sakaryaspor ve Sakarya camiası açısından da kapanması hepimiz için güzel olur. Çünkü Sakarya'nın ve şu an içinde bulunduğumuz durumun birliğimize, beraberliğimize, kesinlikle, kardeşliğimize ihtiyacı var. O yüzden ben Engin Hocam'a da Sakaryaspor camiasına da teşekkür ediyorum. Hiçbir sıkıntımız yok. Sulha bağlanmıştır mesela. Siz Sakaryaspor'a maçlara falan gidiyorsunuz. Yani sürekli sizi de görüyoruz Sayın Başkan. Yani inşallah diyorum biz bu biz diyorum. Yani biz Sakarya olarak diyorum. İnşallah bu yolda hedefe ulaşıp yeşil siyahlı ekibimizi birincikte görürüz. O gerçekleşirse de bizim en büyük hayalimiz olur. Biz basın olarak da medya olarak da bir üstlüğe çıkmış olacağız. O görüşteyim ben. Siz ne dersiniz bilemiyorum. Evet Zafer abi, tek amacımız o. Ben müsaade ederseniz bununla ilgili birkaç kelime etmek istiyorum. Buyurun efendim, mikrofon sizde, buyurun. Şimdi Sakaryaspor meselesi, şimdi yorumlarda da dinliyorum, izliyorum. 3-5 maça gitmekte Sakaryaspor'un olduğunda nereden çıktı bu Turgut Babaoğlu falan diyorlar. Şimdi açıkçası ben 50 yaşındayım. Hayatımın özellikle son 7-8 yılı çıkarsak aktif sporcuydum. Ciddi sporcu, Hendek Spor'da da uzun yıllar temsil ettim. Kendimi bildiğim bileli Sakaryaspor'un maçlarına 15 yaşında belki de yoktum ki, değil mi? Hatta affedersin dayak yemişliğim bile vardı. Hem polisler hem de taraftarlar arasındaki meselelerden dolayı. O zamanlar biliyorsunuz çok %50 taraftar meselelerinin olduğu dönemde. Ömrümün lise ve iş hayatım da Adapazarı'nda geçti, Sakarya'da geçti. O zaman tabii medyatik birisi olmadığımız için basın önünde çok bunların göz önünde bulunması da mümkün değil. Burada kimseye de bir şey ispat edecek halim yok. Ben iyi bir Sakaryalıyım. İyi bir de ilçemin adına Hendekliyim. Hendek sporluyum aynı zamanda. Ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı ve bize söylemi üzerine dedi ki arkadaşlar, hepimize, bütün belediye başkanlarımıza Sakaryaspor'a sahip çıkın, yönetime sahip çıkın dedi. Ta ki İbrahim Nalbant döneminden bu yana. Ve biz de bize verilen misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz, maddi manevi.
Niye? Sakaryaspor hak ettiği yere, hak ettiği başarıyı elde etsin diye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sakaryaspor'la ilgili hiçbir beklentim, hiçbir kafamın arkasında başka bir şey de yok. Bugün maçına Sakarya'da yaşayıp da gitmemiş, onunla dertlenmemiş bir başka bir insanın da olabileceğini düşünmüyorum. Sakaryaspor şuuru içerisinde herkesin Sakaryaspor'a destek vereceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden benim Sakaryasporluğumu sorgulamak, Sakaryaspor'un başarısı için kim ne yapıyor, ne yapmamız lazım? Bunu konuşursak ben elimden geleni dün yaptım, bugün de yaparım, yarın da yaparım. Ve nokta diyorsunuz. Nokta dediniz. Yani neticede Sakaryaspor'a ben sizin yaptıklarınızı da biliyoruz. Yani netice itibariyle geçmiş dönemlerde de Sakaryaspor'un eski yönetimine maddi destek de sağladınız. Bunu da biz gayet iyi biliyoruz yani Sayın Başkan. Kesinlikle Başkanım. Sayın İbrahim Nalbant, Sayın Cumhur Genç, Sayın Cevat Ekşi Başkan'ın dönemlerinde ve halen de bizim tabii ki Sakaryaspor'un başkanı bizim de başkanımızdır. Kim seçilirse seçilsin. Asıl olan burada Sakaryaspor'dur. Herkes buraya hizmet etmek için geliyor. Biz de hizmet etmek için gelen arkadaşlarımıza başkan elimizdeki imkanlar nispetinde olmaya çalışıyoruz. Başkanım teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Bu hafta Karabük maçı var. Gidecek misiniz Karabük maçına? Karabük maçı buradaki stadımızda olacak. Nasip olursa Perşembe günü. İnşallah oradayım. Ondan sonra da deplasmanda inşallah Turgutlu'da olacağız. Manisa'da. Manisa Turgutlu. Başkanım teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben size iyi akşamlar diliyorum efendim. Var saygılar. Ben de sizlere iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Hüseyin Bey ve Hakan Bey'e de selamlar. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Turgut Bey'in de böylece bir görüşünü almış olduk. Olay da şu anda bir şekilde yani artık tam suha bağlandı. Doğru mu? Yani bundan sonrası camiye zarar görür. Ya ben herkes şampiyonluğa giden playoff oynanacağı bir süreçte artık bazı şeylerin de evet, hasır altı veya halı altına atılması. İki tarafında herkes özür diledi. Camiye şu anda bir beraberlik var. Dolayısıyla uzatmanlar da yok. Bir şey mikrofon. Hayır, akşamlar diliyorum. Aziz uyarıyor. Bu esnada Aziz biraz bozuk çünkü bugün maç seyretmiş. Ankara Gücü 4 tane gol attı. İkisi Beşiktaş'a, ikisi kendi galesine. O yüzden Aziz'e biraz sıkıntı var. O yüzden Aziz'ciğim üzülme. Evet, şimdi gelelim Sakarya'nın en önemli gündem maddesi olan koronavirüsle mücadelesi. Şimdi bu elimdeki liste Sakarya'da son 7 gün içindeki vakaların listesi. Bugün medyaban.com'da yayınlandı. Baktığımız zaman Sakarya'daki vakalar geçen haftaya oranla ciddi bir artış göstermiş. Ve ilk sırada 100 bindeki nüfus oranına göre Geyve geliyor. Geyve'deki 100 bindeki haftalık vaka sayısı 540.3. Yani bir anlamda Geyve, Hakan'ın bugün medyada attığı başlık gibi Geyve Türkiye Sakarya'nın Wuhan'ı oldu. Biz de şimdi Güney bölgesinde bulunan gazeteci arkadaşımız ve ilçeler gündemde daimi konuk, yani mesai arkadaşımız İsmail Çetintaş'a soracağız. Pamukova'da kendisi. Pamukova'da o listede 343 ile %343 ile 10. sırada yer alıyor. Yevlit bölgesini bilen bir arkadaşımız İsmail Çetintaş. Uzun yıllardır orada hala da görev yapıyor. Oradaki her yeri biliyor. İsmail, beni duyabiliyor musun? Evet, duyuyorum. Evet, Pamukova'dasın. Nasıl keyifler? Evet. Nasıl keyifler? İyi vallahi. Ramazan tabii pandemi de var. Nasıl olursa o kadar iyi yani. Ben öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol İsmail. Ben İsmail hemen... Evet buyur. Devam et. Zafer Tokuş, Hüseyin Cumalı, Hakan Turan
Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Sizle beraber olmak çok güzel. Sağ ol. Hayırlı akşamlar. Akşamlar. İsmail, şimdi bugün yayın öncesinde görüştük. Geyve Sakarya'nın evet. Wuhan'ı oldu. %540 gibi bir artış var ki, vaka var ki. Bu vakalar yani yere kıpkırmızı. Neden böyle oldu Geyve? Neden? Neden? Aslında şimdi, gazetelerde, gazetelerde ve internet sitelerine baktığın zaman Karasu ön plana çıkıyor. Karasu'da işte vakalar, değil mi? Bugün Hakan görüştük. Karasu'da 10 ev kapandı, 5 ev kapandı falan diyoruz. Ama Karasu 190 bin vaka, 285 işte 14. sırada. Adını fazla duymadığımız Geyve 540 vakayla 540'la da 1. sırada. Neden İsmail? Şimdi dediğiniz doğru. Baktığımız zaman listeye Sakarya'da, Sakarya'nın ilçeleri arasında Wuhan olan tek bir yer var. Orası da Geyve. Şimdi bugün bununla ilgili bir araştırma yaptım ben. Telefonla görüştükten sonra seninle. Ya gerçekten vakalar Geyve'de enteresan bir şekilde yükseliyor, artıyor. Şimdi bunu iki nedene bağlıyor yetkililer. Bir nedenin bir tanesi şu. Arfiye'de bir gıda fabrikasında çalışan işçilerden kaynaklı bir artışın olduğunu söylüyorlar. Bir daha söyler misin? Arfiye'de, efendim? Bir daha söyler misin? Arfiye'de bir gıda fabrikasında çalışan işçilerden kaynaklı olduğu söyleniyor. Yani en büyük artışın sebeplerinden bir tanesinin bu olduğu değerlendiriliyor. Yapılan değerlendirmenin birisi bu. Yani o fabrikada yaklaşık 500-600 işçi çalışıyor. Geyve'den de oraya servisle 200 civarında bir işçi gidiyor. Burada kaynaklanan vakaların ilçeye de yansıdığı, yani buraya giden 200 işçiden yaklaşık 50'sinde pozitif vaka görüldüğü, pozitif yapılan testler sonucunda pozitif tespit ediliyor. Tabii bu 50 kişide sınırlı kalmıyor. Bunların aileleri de var, yaşanan çevreleri de var. Bunların da pozitif çıkmasından dolayı son bir haftada oluyor ama bu gelişmeler son bir haftada. Evet, daha önceden böyle bir sıkıntı yok. Son bir haftada yaşanan gelişmeyi söylüyorum size. Ve pozitif vakaların son haftada bu şekilde tırmandığı değerlendiriliyor. Yani yetkililer bu şekilde değerlendiriyor ve pik noktasına geliyor artık. Baktığınız zaman gerçekten çok büyük bir rakam. Ben şöyle bir sana bir destek vereyim. Ben önümdeki listede, ben size dağıtmadım ama Arifiye'de Sakarya genelinde 8. sırada yer alıyor. Yani o fabrikanın bulunduğu, vakaların yayıldığını söylediğim fabrikada, fabrikanın bulunduğu ilçede evet. 8. sırada yer alıyor. Hüseyin, sen bir göz gezi istiyorsan. Şimdi şöyle, Zafer, şöyle izah edelim. Şimdi düşünün, burada bir fabrika var, yani Pamukova'da bir fabrika var. Bu fabrikaya çevre ilçelerden bir sürü işçi geliyor. Yani çalışan var burada. Arfiye de aynı durumda. Şimdi Arfiye'de 500-600 kişinin çalıştığı bu fabrikada sadece ve sadece Arfiye'dekiler çalışmıyorlar ki. Düşünün, Geyve'den 200 kişi gidiyor. Toplu bir bulaş söz konusu diyorsun sen. Tabii ki, evet. Toplu evet. bir bulaş. Evet, toplu bir bulaş söz konusu. İkinci bir sebebi ise, yani Geyve'deki artışların ikinci bir sebebini ise şu şekilde değerlendiriyorlar. Yani Geyve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle bugün görüştüm ben. Diğer nedeni ise test sayılarının artması. Ya biliyorsunuz Türkiye'de bu test sayılarıyla ilgili bayağı bir şeyler olmuştu. Ne bileyim, test sayısı az, test yapılıyor falan dendi. Daha sonra test sayıları fazlalaştıkça vaka sayılarının da buna eş değer olarak yükseldiğini gördük. Burada da Geyve'de aynı şey söz konusu. Bakıyorsunuz test sayısı arttıkça vaka sayıları da yukarıya doğru çıkıyor. Bu iki sebebe bağlanıyor. Listede Geyve'deki artışları. Listede şöyle bir şey var. Ben bilgi bakımından vereyim. Geyve 1. sırada. 100.000'de 540 ile Sapanca 100.000'de 474 ile 2. sırada. Hendek evet. 460, 100.000'de 460 ile 3. sıra. Ekrana verin arkadaşlar. Ekran yapın. İsmail'e emaneten bir alın. Tam ekrana yapın. Evet. Gördüğünüz gibi ve burada dikkat çekici bir ayrıntı var. Ne biliyor musunuz? Taraklı ilçesi. Sakinşehir Taraklı evet. Geçen hafta son sıradaydı. Bu hafta eksik olmasın 5. sıraya yükselmiş. Hüseyin. Bunları nüfusla
Orantılı. Vakayla orantılı, nüfus orantılı. Tabii şeyle, vaka sayılarına baktığın zaman tabii yanıltıcı olarak gözüküyor da. Çünkü Taraklı'da nüfusu çok az. GB'de ona keza yine nüfusu çok az. Yani aslında burada... Yani 100 binde değil de... 100 binde, 100 binde. Zaten 100 bin kişi yok ki. Yayla. Yok işte ben... O orantıya göre veriyorlar ve şu anki vaka sayısı. Esasında... Ben de şunu demek istiyorum. Acaba ilçedeki nüfus kaç, ilçedeki vaka kaç? GB nüfusu kaç İsmail? Şimdi GB'nin nüfusu 59.900 küsür. Yani o civarlarda. Böyle olunca da tabii... özür dilerim. 50.159 nüfusu var şu anda GB'nin. Yani bu baktığınız zaman... Taraklı'nınki 5.000 galiba değil mi? Görmüyor. Taraklı 5.000. Tabii canım yani... Evet. Bak Akyazı'ya bakın. Mesela Akyazı'da 371 vaka. Listeyi verin arkadaşlar ekrana. Listeyi verin. Hem şeyle görsün. Mesela Akyazı'da 371 vaka. 100 binlik oranı 430. Yani değil mi? Bakın 100 binlik oran. Yani buradaki oran nüfusa göre vakalara çarptıkları zaman ona endeks. Mesela evet. Adapazarı'nda 1075 vaka var. Evet. Ona bak ya %300. Evet. Ona bakarsan Selda nüfusu 100 bin üzerinde, 100 bin kadar ama vaka sayısı 676. Evet. Ve bunlar güncel. Şu anki güncel pozisyonu açıklanacak rakamlar bunlar Hüseyin. Evet, pazartesi günü açılınca rakamlar. Şimdi bak, bugün GVH Sağlık Birliği yetkilileri görüştüğümüzde vaka sayılarındaki patlamayı başka bir açıdan da değerlendiriyorlar. Mesela diyorlar evet. Ki bölgesel olarak bazı zaman diyorlar mesela Akyazı ve Hendek'te vaka sayılarının müthiş derecede arttığını görüyoruz. Bu arada GV bölgesel bir patlama yaşadı. İşte bu yaşayışın sebebini de biraz önce anlattım size. Yani özellikle fabrikadaki vakalardan kaynaklanan ilçeye gelen yani fabrikada çalışanlardan kaynaklanan. Bunlar GV merkez mi yoksa köyler, mahalle mi? Hepsi. Genelde yoğunluk merkez ilçe. Yani merkezde bulunan mahallelerde yoğunluk var. Şeylerde fazla yok. Yani dışarıdaki mahallelerde fazla değil. Neye göre bunu, bu tespiti neye göre yapıyor? Elinde istatistik var mı İsmail Bey? Yani bunu istatistik var mı? Ya da ilçede duyduklarınızda mı? Şehir merkeze konuşulanlar mı? Hayır. Abi bugün bir kere hayır desen anlarım ben. Yani 10 kere hayır deme bana. Bir kere de anlıyorum ben. Polimeye girme şimdi. Hayır, polimeye girmiyor mu? 30 kere hayır diyordu. Ben yok, bir kere de anlıyorum. Hüseyin'cim ben programı seyrediyorum. Her hafta seyrediyorum. Bazı zaman anlamıyorsun. Ben onun için tekrarladım. Yani, İsmail lütfen. İsmail gözünü seveyim. İsmail rahat dur. Rahat dur. Tamam. Evet. Ya şeyini görünce duramıyorum. Şimdi şöyle izah edeyim. Akşamüstü ben ilçe sağlık müdürüyle görüştüm. GB ilçe sağlık müdürüyle görüştüm. Ben ondan aldığım bilgileri size aktarıyorum. Yani bu bir istatistik var mı elinde evet, derken... Evet, bu arada GB sağlık müdürü hakkında soruşturma da açılır artık. Onu da vermiş oldun. Hayır ben bak vakaların yoğunluğunu söylüyorum ben. Diğerlerini söylemiyorum. Evet. Vakaların yoğunluğundaki hani artışlar nerelerde daha çok yoğun, bunu neye göre söylüyorsun dedi ya. Ben de aynı şeyi soruyu sordum kendisine, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne. O da dedi ki vakaların yoğun olduğu bölgeler genelde merkez mahalleler. Yani Geyve ilçesinin içindeki mahalleler. Yani dışarıdaki mahallelerde fazla yok. Bir Şehremen mahallesi var. Orada da 30-40 vaka görüldü. Bir anda bir patlama oldu. Onun sebebi ise Bilecik'ten gelen bir misafir grubunun... pozitif çıkmasından kaynaklanan vakalardan bu şekilde 30 sosyalleşme yine yani en büyük 171 rakam sosyalleşmeden kaynaklanıyor. Aynen sosyalleşmeden kaynaklanıyor. Ya bir de bak enteresan bir şey daha var. Bu Arfiye'deki çalışan işçilerin kendi aralarında birbirine gidip gelmeleri var. Yani aynı yerinde iş yerinde çalışanların ailece işte GV'de biraz önce senin söylediğin gibi sosyalleşme dediğimiz karşılıklı misafirlikler var. Bunlardan da kaynaklanıyor. Son zamanlardaki GV'deki patlamanın, bu vaka patlamasının 3 tane nedeni var. Bir tanesi fabrika kaynaklı, yani işçilerin olduğu. 2, test sayılarının artması. 3 de işte bölgesel olarak değerlendiriyorlar. Bazı zaman diyorlar GV'de bu çok yoğun olur. Bölgesel derken? Endekli olur. Bölgesel efendim? Derken ne demek o bölgesel? Ya bölgesel derken mesela Akyazı ile Hendek hemen hemen aynı bölgeler değil mi?
Akyazı ile Hendek. O anlamda Güney bölgesi, Güney bölgesi diye söylüyor. Evet, evet, evet. O açıdan söylüyorum. Ama baktığınız zaman, Pamukova'ya baktığınız zaman Pamukova'da o kadar vaka yok. Peki bu yani, işçilerle ilgili elinde bir istatistik var mı? Şimdi elimde bir istatistik yok. Yani ben yetkililerden aldıklarım, yani bilgiler doğrultusunda size bunları veriyorum. Ama bu istatistiklere ulaşmaya çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz bu konuda özellikle ilçe... İsmail bir yerinde dursan İsmail ya. İsmail. Bilgi almak gerçekten çok güç. İsmail yerinde dur da sallanma, yani seni takip edemiyorsun. İsmail Çetintaş'ı dinledik. Ben de bizim Aziz gibi biraz şey bu akşam biliyorsun. Anladın değil mi? Beşiktaşlısınız evet. 4-2-2. Şimdi yani, Sayın yani. Tokuş, İsmail Çetintaş'ı dinledik. Bilgi için teşekkür ederim ama ben katılmadığım noktalar var. Buyur İsmail karşında. Mesela, şimdi GV'de biraz işin galiba kolayına kaçıyorlar. Yani önlemler... Ne yapıyorlar? Önlemler... Onunla konuş. Tamam, sıkıntı yok. Yani oraya bakınca o beni görmüş olmuyor. Rahat ol. Yani önlemler noktasında bir gözden geçirmek lazım. Sakarya Valiliği'nin GV'de, yani daha doğrusu ilk üçteki ilçeleri bakmak lazım. Yani GV, Sapancı'nda. İşin kolay kolay. Arifeli fabrika var. Orada bir fabrikada çalışanlar var. İşte virüs bundan GV'yi sardı. Yok böyle bir şey yani. Bakmak lazım. İlçedeki önlemlere bakmak lazım. İlçedeki kaymakamlık ve belediye bazındaki önlemlere iyi bakmak lazım. Arifeli'de geldi diyorlar, Arife 4. sırada. Yani Arife'ye daha çok yayılması lazım. Çünkü 8. sırada. Pardon, 8. sırada bir de. Yani bunu bir göz ardı etmemek lazım. Yani Arife'ye koronavirüs yüzdesine göre 8. sırada, GV 1. sırada. Evet. Evet, ekranda geldi şimdi görüyoruz. Arife'ye 379/8, GV bakıyorum 540.3. Şimdi burada bir çelişki var. Yani Arifiye Huansa, Hakan Turhan deyimiyle, Arifiye 8'de, GV nasıl 1'de? Bunlara bakmak lazım. Bana biraz böyle istatistiklerle çalışmak istiyorum ben bu noktada. Çünkü bize de anlatıyorlar. Adam anlatıyor. Şundan bulaşıyor, bundan bulaşıyor. Anlatabiliyor muyum? İstatistik olmadan bunları anlamak güç. Özellikle ilçede kaymakamlık ve belediyenin çalışmalara, önlem ve tedbirlere bakmak lazım. Hemen böyle Arife'de bir gıda fabrikası çalışan işçileri topu atmaktansa ben olayı biraz böyle bakmak sağlık istiyorum. Sağlık müdürlüğünden veya aldığı bilgiler diyor yani. Bilmiyorum, sağlık müdürlüğündeki veriler yani şey, nasıl? Filyasyon ekipleri, yani, filyasyon ekipleri gittikleri zaman nerede çalışıyor diye soruyorlar ve çoğunlukta da fabrikası çıkıyor. Bence o özellikle yani GV değil ama ilk üçteki ilçelerin önlemlerine bakmak lazım, ilçede çalışmalara bakmak lazım. Denetimlere bakmak lazım. Komple bir bakmak lazım. Yani hemen Arifiye'deki işçilerle ben bu işin olacağını düşünmüyorum yani. Çünkü işçilerin çalıştığı fabrika Arifiye'de, Arifiye 8 sırada. Sana göre nasıl bir önlem almaları lazım? Sana göre nasıl bir önlem almaları lazım Hüseyin? Beyefendi, şimdi burada önlemleri ben uzman değilim. Bakmak lazım diyorum. Ben bir gazeteci olarak fikrimi söylüyorum. Yani orada bir sıkıntı olabilir. Bakmak lazım. Sen şimdi bölgenin insanı olduğu için otomatikman savunmaya geçiyorsun ama... Hayır, bak sana şunu anlatayım. Ya bir kere hayır da ben anlıyorum seni. Ya bir kere de hayır anlıyorum. Ne bu? Bak bir dinler misin? Hollywood filminde miyiz? Hayır. Ne bu ya? Biri dinler misin? Dinliyorum. Anlamadım ki yani. Bir de kendini geri atıyorsun. Bak böyle yapıyorsun. Ekranda bak beni seyret. Bak ekranda beni seyret böyle bir. Hayır. Ne bu abi? Bir kere hayır da anlıyorum ben. Hüseyin beni bir dinler misin? Tabii buyur. Bir dakika bir dinle. Her hafta Zafer'e yaptığım bir program, sana katıldık, sen yapma bari yani, bana yapma bari. Her hafta zaten Zafer'e yeterince şekerini yükseltiyorsun. Beyefendi senin ne özelliğin var ki? Anlatmak istedim. Beyefendi sen senin ne özelliğin var, hayır olsun. Ya cevap verir misin? Konuk olarak katılmışım diyorum. Lütfen. Onu söylemeye çalışıyorum. Buyurun. He. Bak diyorum ki size, Arfiye'de bir fabrika var. Bu fabrikada 600 kişi çalışıyor. Buraya gidenlerin 200'ü sadece GV'den gidiyor diyorum. Sen diyorsun ki Arfiye'de neden şeyler patlamadı da işte buradan patladı. Arfiye'de belki de 50 kişi çalışan var orada. 50 çalışan var. Belki aynı vardiyada değiller. Yani bu şekilde de değerlendirmek lazım olayı.
Neyse bizi izliyordur yetkililer. Yani o zaman fabrikaya gidip sağlık kim müdürlüğünün kamp kurması lazım. Fizyolojik ekipleri orada durması lazım. Ama ben şimdi İsmail'e şu konuda katılıyorum. Sakarya'da bir ara bazı mesela isim de vereyim. Vermeyeyim şimdi. Şimdi onunla uğraşamam şimdi. Akyazı'da bulunan bir fabrika var. Çok büyük bir fabrika. Düzeltti onlar. 3000 kişi çalışıyordu. Akyazı'nın biraz çıkışındaydı. Bir ara orasında virüs bayağı yaygındı. Bütün personel çalışan Akyazılılara oradan virüs geliyordu. Biliyorsunuz. O fabrika düzeltti işte şimdi. O fabrikada işte vakalar patladı. Demek ki aynı olay şu anki Arife'deki fabrikada yaşanıyor. Evet. Ya ben yaşamıyla bir iddiam yok da. Ben diyorum ki denetimine de bakmak lazım. Yani bir gözden geçirmek lazım. Ama ben şimdi İsmail'i... Geçen Sassu Meclisi'nde iş adamlarının bir serzenişi vardı. İşte filyasyon ekipleri, Sağlık Bakanlığı'nın, Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri bizleri çok fazla denetim altına aldılar. İşçiler bundan rahatsız oluyor, biz de rahatsız oluyoruz gibi. Buna baktığın zaman neden denetleniyor, neden o fabrikalar sürekli denetleniyor? Bunun yani şeyi ortaya çıkmış oluyor yani. Demek ki bir fabrika bir ilçeyi bu hale getirebiliyor yani. Akyazı getirdi. İsmail abinin dediği gibi eğer 200 tane çalışan var ve bunların 50 tanesi korona bir de ailesi tapmış, var. Tapmış durumdaysa bu zaten ailesini 4 ile çarptığı zaman 200 yapar. Zaten 271 tane vaka çıkmış. Yani evet. Büyük bir çoğunluğun oradan geldiğini ben bilmiyorum size. Senin söylediklerine göre söylüyorum İsmail abi ama bence yine Geyve'de de en büyük nedenin ben sosyalleşme kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Zaten bence de yani öyle. Evet çünkü sosyal açıdan da yani birbirine bağlı, birbirine çok tanıdık, akraba olan bir ilçe. Yani ilçede böyle genelde Geyve tarafı daha farklı bir yer. En son mesela bir mahallenin muhtarının annesi korona olmuştu. Ona ziyarete gelenler tabii. Hatırlamadım mahallenin ismini de. Geyve'de sen gitmiştin İsmail abi oraya. Evet. Hasta olan, korona olanı ziyarete gitmişti. Onasının yani, korona kapmışlardı. Ben diyorum yani sosyalleşme gerçekten bence bir numaralı sorunu Sakarya. Mesela bugün bir gazetede bir haber okudum. İlginçtir. Rize'nin Güneysu ilçesinde bir aileden 8 kişi vefat ediyor. Bakın bu bugünkü haber. Aynı aileden 8 kişi. Ölüm sebepleri de hepsi korona. Nedenleri ise İlk ören kişinin eve geldiği zaman naaşı veya cenazesi açıp bakmışlar. Son kez bakmışlar. Sonra hepsi virüse yakalanmış. Ve bugünkü gazetelerde haber var. Allah yani neticede Allah. Sosyalleşme yani dikkat edilmemenin sonuçlarını anlatmaya çalışıyorum. Hakan'a destek açısından yani ve sana destek açısından. Bir de ben bir şey söyleyeyim. Yani bunu zaman zaman Sasso Başkanı Akgün Altuğ da gündeme getiriyor. Yani böyle hemen sanayi üreten kesim hemen böyle sanayiden bir fabrikadan yani sanayiye topu atmak da olmuyor bu işler. Bence bu işin özellikle ev gezmeleri, bunu sosyalleşme işte yani ev gezmeleri. Özellikle ben buna dikkat çekmek istiyorum. Kış akşamları gidecek yer de yok. Bu ev gezmeleri hala yapılıyor. Bütün içeride yapılıyor. Sadece evi baz almayalım. Bütün içeride yapılıyor. Yani sadece sanayide bu işin olacağını tahmin etmiyorum. Payı var mıdır? Elbette vardır. Ama yani elimizdeki veriler şu anda... Yani şurada bu konuşmalarımızda ben böyle patroyla sanayi kesmek olmaz. Çünkü biz Sakarya'da, ben Sakarya ölçekli konuşayım, Sakarya'da hala şu sosyalleşme ev gezmelerini görüyoruz, yaşıyoruz, bitiremedik. Yani olmuyor. Hüseyin bak sana bugün bir... Hüseyin İsmail'i dinleyelim mi? Bugün bir kız arkadaşımla konuştum. Bizim maşallah diyor, mahallede herkes diyor, iftarlara başladı diyor. O ona geliyor, İftarlara, kendi aralarına gidip geliyorlarmış. Aile gezmesi. Aile gezmesi, iftarlara gidiyorlar. Yani başlamışlar yani. Biz bu bitmiyor yani. Geyve değil, bütün Sakarya için konuşuyorum bunu. Evet, buyurun İsmail Bey. Evet, İsmail. Hüseyin, şimdi ben sana katılıyorum. O dediklerine sonuna kadar katılıyorum. Zaten filyasyon ekipleri ve özellikle sağlık ekipleri de, aşı ekipleri de dahil olmak üzere. Bu senin dediğin konuya çok şeyler yani. Bu konudan çok rahatsızlar. Özellikle gezmeler konusunda. Şimdi öyle bir şey ki, diyor ki mesela aşı yapıyoruz. Biliyorsunuz bir aşı ikna ekibi kuruldu son zamanlarda hatırlıyorsunuz. Bu aşı ikna ekibi Geyve'de çok önce kuruldu. Mesela bir mahalleye 4-5 defa giden filyasyon ekipleri var. Aşı olmaktan mı kaçınıyorlar? Yaş grubu.
Onu anlatacağım. Şimdi bakın, 65 yaş üstünde, 65 yaş üstünde %75 yakalanmış. %75 kişi, %75 aşılanmış. Sakarya fakat %25 aşı yaptırmamakta direniyor. Ve hiçbir şekilde ikna edilemiyor. Böyle bir durum da var yani şu anda ortada. Sakarya geneli o sayı %95 İsmail abi. Evet maalesef yani. Ondan filyasyon ekip, şey, yani aşı ekipleri de ne yapacağını şaşırmış durumda. Gidiyorlar aşı olmayacağım diye diretiyor. Ne yapabilirsin bu adama? Hiçbir şey yapamazsın. Böyle bir durum var yani. Böyle bir durumda söz konusu. Abi sıkıntı yok yani aşı olmayacaksa olmayacak ama mezarlıklar vazgeçilmeyenler de dolu. Sıkıntı yok yani. Öyle abi. Yani tıp aşı olacaksın diyorsa aşı olacaksın. Olmuyorsan bugün bir sıkıntı yok yani. Her 4 randevudan bir tanesine gelinmiyormuş. Yani Türkiye genelinde. Bizim Türk milleti sosyal medyayı çok seviyor. Sosyal medyada Fitnat abla bir şey yazıyor. Kim? Fitnat abla. Fitnat kim ya? Ya şimdi takılma ismi atıyorum işte. Fitnat abla bir şey yazıyor. Herkes Fitnat ablana inanıyor. Ama orada adam yıllarını vermiş tıp camiası, tıp bitirmiş. Profesör konuşuyor. Profesör konuşuyor, inanmıyor. Yapacak bir şey yok abi. Ben de diyorum ki mezarlıklar vazgeçilmeyenle dolu. İsmail... Bir bakıyorsun, lillah fatiha. İsmail o zaman GM'de çok Fitnat abla mı var? Ya sosyal medyaya inanırlarsa öyle olur. Şeyin dediğine göre öyle. Öyle abi. Hem Fitnat ablalar. Profesör diyor ki aşı ol kardeşim diyor. Şimdi ben korona oldum. Bana kaç kişi diyor. Sakın diyor hapları içme. Sağlık İl Müdürünü aradım. Aziz Öğütlü'yü. Hocam dedim. Bu hapları içme diyorlar. Hapları içme dedi. Eğer dedi içmedin daha fenalaşacaksın. Ne yapacaksın? Sosyal medyadan sana bu hapları içme yerlere mi gideceksin? Yoksa dedi hastaneye mi? Hastaneye gideceksin. Ya hapları içme diyorlar. Fena alıyorsun gene hastaneye gidiyorsun. Kıymeti kalmıyor ama. Sen aşı olmuyorsun. Sosyal medyada da mahallede böyle çok bilen ablalarımız olur bizim, tamam mı? Her mahallede vardır böyle. Fitnat abla. Çok bilen ablası, çok bilen abisi, tamam mı? Çok bilir, çok yorum yapar, onu dinlersin. Ama pamuk yedin mi tek gidiyorsun. Sıkıntı yok. Onun için ben biraz böyle halk tarzı anlatıyorum. Pamuk yedin mi hocadan tek gidiyorsun. Tamam, dolayısıyla tamam. Kardeşim buradan sesleniyorum ama dinler ama dinlemezler. Aşınız olun kardeşim. Aşı olun. Ben mesela sıram gelse aşımı olacağım. Neden? Başka çare yok. Ama yani sen virüs aşı. Virüs atlattın. Ya virüs atlatayım abi. Bak kardeşim doktor bana aşı ol diyorsa aşı olurum. Ben hastaneye gidiyorum. Doktor neden sonunu yapıyorum? Neden? Bir adım sonra fena aldın. O dinlemedin doktora gidiyorsun gene. Bunun osu busu yok. Yani sana tıp diyor ki aşı ol. Aşı olmuyor. Korona oluyor. Fenalaşıyorsun. Lafını dinlemedin doktora gidiyorsun. Ama tıpta da bir laf var. Hastalıktan korkma, geç kalmaktan kork. Geç kalıyorsun, kıymeti kalmıyor. Bazı ölümler var, genç ölümler var. Neden biliyor musun? Korona oluyor. İşte 16 tanap içmem, 8 tanap içmem. Bir de farklı hastalıklarla ilgili sıkıntılar hastalık söyleniyor. Hastalık ciğerlere iniyor. Bak anlatayım. Hastalık ciğerlere iniyor. Ondan sonra topu çevirmek zor. Hastalık ciğerlere indikten sonra o lafını dinlemedin doktora gidiyorsun ama kıymeti kalmıyor. Dolayısıyla gidin kardeşim açınızı olun. Aşı önemli. O dinlemediğiniz doktorların gene eline düşeceksiniz. Bak bir doktorun eline düşmek var bir de hocanın eline düşmek var. Doktorun eline düşersen evine geri gelirsin inşallah. Ama hocaya düşersen pamuk yer gidersin. Lillah fatiha. Türkçesi bu. İsmail seni doğru. De yol doğru. Fazla bekletmeyelim. İlave edeceğim bir şeyler var mı? Pamukova ve GV bölgesi ilgili hatta Tarak'ta bir yin var mı diye sorayım. Sonra seni yol edelim. Şimdi şöyle GV'de vakaların durumu bu. Bir de insanlarda bıkkınlık var artık. Yani bir senedir bu pandemiden dolayı açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor. Yani en son yapılan mesela şeyde ben hani bunu pek doğru bulmadım yani bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz, şeyin Cumhur nasıl değerlendiriyor da. Mesela aşı vurulanlar evlerde, aşı vurulmayanlar dışarıda şu anda. Farkında mısınız? Aşı vurulanları eve kapattık ama diğerleri dışarıda. Vurulmayanlar dışarıda. Bak, 65 da... 65 yaşı kapattık diyor. Anladım. Ben mantıklı söylüyor. Anladım. Bak bir de yani. Şöyle aşıyla ilgili şöyle bir yanlış var. Bunu ben televizyonlarda dinliyorum. Zannediyorlar ki insanlar, aşı oldum, iş bitti. Hayır. Aşı olduğun zaman kendini koruyorsun, toplumu korumuş olmuyorsun. Dolayısıyla
mesafe, maske, temizliğe gene dikkat edeceksin. Bunu uzmanlar bar bağırıyor ama bizim millet anlamıyor. Ben bir daha anlatayım. Uzman değilim ama uzmanlardan dinlediğimi anlatıyorum. Aşı olmak bu koronanın yayılmasını, bu insanların insanı geçmesini engellemiyor. Yani aşı oldun ya, iş bitmiyor. Gene mesafeye, maskeye, temizliğe dikkat edeceksin. Neden? Topluma bulaştırıyorsun sen. Hüseyin'in aşıyla kendini koruyorsun. Koronayla ilgili görüntüsü bu var. Bu önemli bir şey. Bulabilir misin? Doğru mu? Doğru. Uzmanlar ama bizim millet... Sana destek olayım. Aşı olanların %35'i korona... Aşı olup da koronaya yakalanların %35'i koronaya yakalandığında haberdar değil. Bir daha söyle. Aşı olup yine de koronaya yakalananlar var ya. Evet. Yani yine de pozitif çıkanlar. Bunların %35'i koronaya yakalandığının farkında değil. O zaman ben ilk aşı olanlardanım. Yani sen belki korona oldun, bunun farkında değilsin. Bu yüzden de ne oluyor? Ben korona değilim diyorsun, iş yerine geliyorsun, ailenle görüşüyorsun, akrabanla görüşüyorsun. Hissetmiyorsun. O da yani bulaştırıcı. Özelliğin var. Yani taşıyıcısın, herkese bulaştırıyorsun bir şekilde ama bunun farkında değilsin. O zaman bunun tek çözümü herkesin aşı olması. Yani uzmanlar da diyor ki... Aşı olup da koronaya yakalananların %35'i... Korona olduğunu farkında. Bu veri nereden geldi bu? Ulusal bir veri gene. Yani sağlam yani değil mi? Sağlam şeyden. Siz fitne tablanın yok, değil. Yok doğru da. Yani anlattığımı anlatıyor. Yok fitne tablanın şey değil yani. Değil mi? Bu %35'in %25'i de yani %35 haricindeki %25 yukarıdaki %25 de sadece çok küçük semptomlarla geçiriyor. Onlar da ya farkında ya farkında değil. Yani ayakta geçiriyorlar. Grip olmuş gibi hissediyor belki kendini. Onlar da farkında değil. %35 de bunu topladığın zaman %60 gibi bir rakam yapıyor. Yani aşı olup koronaya yakalananların %60'ı caddede, sokakta, ailede, iş yerinde koronayı yaymaya, başkalarına bulaştırmaya devam ediyorlar. O yüzden aşı oldum diye ben maskemi çıkartacağım, sosyal mesafemi artık yapmayacağım. Buldunuz Hüseyin. Diyemezsin yani. Aşı Hüseyin. İşte benim anlattığımı yani anlatıyor. Aynı. Aşı olduğun zaman kendini koruyorsun. Tamam mı? Koronavirüs de olsan semptomları hafif atlatıyorsun ama topluma bunu yaymaya devam ediyorsun. Dolayısıyla aşı olanlar da kendine dikkat edecek. Doğru mu Hakan? Kesinlikle. Senin anlattığın aynı. Kesinlikle. Ya bizim millet ne zannediyor? Aşı oldum, iş bitti. Ya bitmiyor kardeşim. Senin için bitti belki de bana bulaştırıyorsun. Yayıyorsun. Ama geldi anlat tabii. Bizim anlamıyor millet. Aşı olmuyor. Bak çevremize de var. İstersen... Ben diyor aşı olmam diyor. Niye olmazsın kardeşim? Ne olacak? Korona oldu mu ondan sonra gidin hastaneye. Gitme. Aşı olmuyorsun ya. Doktorun dediğini yapmıyorsun. Tamam mı? Korona oluyor. Gene doktora gidiyorsun. Bak çelişki var. Mantık hatası. Türkiye'deki bence eşsiz profesörlerden bir tanesi Oğuz Karabay. Gerçekten bu konuyu birebir de çok iyi bilen birisi. Bana her aradığında, her onun fikrine danıştığımda tek söylediği şey var. Hangi aşıyı bulursan, nerede bulursan hemen aşı ol. Evet. Yani bu gerçekten çok önemli yani. Tabii canım. Toplumun %75'i eğer aşılanmazsa biz koronayı zaten atlatamayacağız. Ve devam eder. Aşı olmanın... Aşıdan niye kaçtıklarını anlamıyorum ki ben. Yani niye kaçarsın abi ki? Abi sosyal yani? Medyada bir tanesi işte bir fitnat teyze bir şey yazıyor. Herkes ona inanıyor. Ya uzman orada, adam yıllarını vermiş. Kafayı yemiş, saçlar bembeyaz. Kimisi dazdak. Saç yok. Saç kalmıyor. Dazdak bizim Nurettin Yılmaz gibi. Dazdak kalıyor. Ama adamı, hocayı dinlemiyorlar. Ya kardeşim sosyal medya. Hastalanın sosyal medyaya git. Sosyal medyaya git. Facebook seni düzeltsin. Yok. Ama hastalanınca doktora gidiyorlar. YouTube düzeltsin. Ne kıymeti kaldı? Ne kıymeti kaldı? Ol kardeşim başını. Yırtıyorlar kendilerini. Bak geldiğimiz duruma bakar mısın? Aşı diyorduk. Aşı bulundu. Türkiye'ye geldi aşı geldi. Şimdi de şey timleri kuruldu. Aşı ikna timleri. Evet. Ya arkadaş yok şaka gibi ya. Ama pamuğu yedin mi anlarsın. Hoca pamuğu tıktı mı? Bugün de ölü vefa sayısı. Lan ben pamuk deyince de böyle bir rengi kararıyor senin lan. Farkın hissediyorum. Böyle bir fenalaşıyorsun. İsmail oyna. Bana oynama. Sana oynamıyorum ki. İsmail. Ölüm var ölüm. İsmail oyna. Ya oynayacak bir şey yok abi, ölüm var. Şu anda vaka sayısı bugünkü itibariyle galiba 61 bini geçti. 63 bin galiba. 63 bin mi? Bak yani 63 bin diye hatırlıyorum. Artık birbirine girdik ya abi vaka sayıları da. Şey yapamıyoruz, takip edemiyoruz. Şu yani anki Türkiye'deki bugünkü vaka sayısı 63 bin. Evet. Vefatta 289, vefatta günlük 300'e dayandı. Tabi esnada Sakarya'da da vefatlar var.
arttı. Şöyle diyeyim, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine girip vefatlar bölümünü tıkladığınızda oradaki ölü sayısının günlük 40-45 arasında olduğunu göreceksiniz. Yani bu daha önceki aylara oranla bir artış var. Mesela bundan 3 ay önce falan 20'ler gibi 20'den gidiyordu. Şurada 40-45 rakamlarına başladı. Tabii bundan çoğu da şey diye geçiyor. Doğal ölüm ama şöyle bir hastalığı varsa tetikliyor. Yani ölüm o senelerden artık rutine bağlandı. Yani mesela bize gelen telefonlardan bir tanesi koronavirüsü atlatmış. İşte bir hafta sonra evet, kalp krizinden evet vefat Nihat Koba rahmetli, onu da analım ondan. Allah rahmet eylesin. Nihat evet. Rahmetli Nihat Koba koronayı atlattı. Ardından kalp krizi geçirdi, öldü. Evet, 10 gün. Bir başka isim daha vardı aynısı. Vallahi bugün Ali Bektaş'ı aradım. Adapazarı Mülbüs Odası Başkanı Ali Bektaş. Hastanede yatıyor, adam konuşamıyor. Ağrılarım var diyor, cumalı diyor, çok fenayım diyor. Kolay bir şey değil yani, böyle anlatınca ateş düşüyor, yakıyor. Ali Bektaş'ı Allah burada şifa versin. Hastanede mi yatıyor? Hastanede yatıyor adam tabii abi, kolay mı zannediyorsun? Ben onu evde biliyordum. Abi bunu hafif geçiren var, hızlı geçiren var. Ali Bektaş adam inim inim inliyor, kemikleri ağrıyor. Kaç gündür? Kemikleri birbirine girmiş. Nasıl ya kemikleri ya? Ya nasıl? Abi bu koronavirüs şimdi insanda değişik değişik. Mesela ben de Allah'ım olsun şeker var bende mesela. Bende bir tat gitti, koku gitti. Ne ağrım var ne sızı var. Ama tosun gibiydim. Zayıfladın. Ya zayıfladım da yiyemedim. Hiçbir şeyim yok. Ben 10 kilo verdim, sonra 10 kilo geri aldım. Maşallah. Belli. Şimdi ama bu hastalık kişiden kişiye değişiyor. Kiminin beli ağrıyor. Beli ağrısa kıvranıyor. Kiminin kemikleri ağrıyor. Kiminin beli kemikleri tat koku gidiyor. Yani bu millet anlatıyoruz ya. Şimdi böyle anlatan ilk baştan hatırlasana. Uzak kıyafetli abiler caddeye dikiyordu falan. Şimdi artık laylay çekiyoruz. Yakında halay çekeceğiz. Korona halayları çekeceğiz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu o kadar basit bir şey değil. Bir, iki. Bak iki, uzmanlar anlatıyordu, ben kendi tarzımı anlatayım. İki, yakaladı mı? Böyle var ya, o büyük köpek yakalar böyle brrrr yapar. Onun gibi yakaladım var ya, fena yapıyor. Bak, bunu önemsemiyorlar. Ciğerlere indi mi? Asıl sorun orada başlıyor. Bak, uzmanlar zaten bunu bilimsel anlatıyor. Ben halk tarzı anlatayım. Onun için, bir, maske, mesafe, temizlik. Özellikle bir de maske, entübe de çok kötüymüş. Aşı. Entübe de çok kötüymüş. Ya, hastayı yüzüstü yatırıyorlar. O çok kötüymüş. Ya abi nefes alamıyorsun. Ha bende ne oldu bak? Bu oldu bende. Tat koku gitti ama. Ya yatak odasından tuvalete gidiyorum. Geliyorum nefes nefeseyim. Ben alkol yok bende. Sigara yok. Kötü alışkanlık yok. Ama nefes nefeseyim. Dolayısıyla bu iğne olmayanlara buradan sesleniyor bu. Geziyor ya aşı ekipleri. Filyasyon ekipleri. Filyasyon değil, aşı ekipleri, ikna ekipleri. Abi aşınız oğlum. Bak, en kötü karar, kararsızlıktan iyidir. Hoca diyor ya, Oğuz Karabay, prof. Ne diyor? Aşı ne oldu? Hangisini buldun, onu ol diyor. Bence aşı olsun insanlar. Ya bıraksınlar bu fitnat teyze, sosyal medyada yazıyor. Apuk sapuk şeyler yazıyorlar, ben de görüyorum. Sakın aşı olma. Videolar koyuyorlar. Adam aşı oluyor, aşı bitiyor. Ben de Aziz Öğüt'le yapmıştım o şakayı. Çince konuşuyorsun. Adam oturuyor aşıya bir şey yok. Aşıdan sonra tamam mı sosyal medya geyiği bir kalkıyor Çince konuşuyor. Ya bunlar şaka ama yani bu koronanın şakası yok arkadaşlar. Herkes aşısız olsun. Biz de buradan uyarmış olalım. Kendi tarzımız. Evet, Hakan sen aşı oldun. Evet ben ilk dozu oldum aşının. Sinovac oldun. Sinovac oldum. Neden? Yani eski usul aşı olduğu için onu tercih ettim. Diğerinin yani Biontech. Daha çok yeni olduğunu, BioNTech'in çok yeni olduğunu düşünüyorum. O yüzden eski usulde. Ama şu anda BioNTech'de şey 130, BioNTech %70 Sinovac gibi bir rakam ya ben, vardı. 3-5 yıl rakamlar. Genç sınıfında olduğum için yani beni koronavirüsün çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Aşıyla da bu oranı işte %70'lere, %80'lere çıkartabileceğimi düşündüm. O yüzden de çok fazla hani öteki aşının ne olduğunu çok fazla çözemediğim için eski usuldeki aşıyı olarak şey yaptım. Bir de bunda sen de etkili oldun gerçekten. Yani sen de hala da mesela. Yo ben şöyle ben denektim ya.
Evet. Yani ama sende üretilen antikorun haddi hesabı yok yani. Yani benim anladığım kadarıyla 10. ayda ilk dozu oldum. 11. ayda ikinci dozu oldum. Aralık'ta biz antikor ürettik. Ama ben yani Aralık'tan bu hala üretiyorsun. Hala şey Ağustos'a kadar sürüyormuş. Çok yüksek antikor üretiyor. Yani bu antikor demek virüse karşı ama bu yeni gelişmiş bir aşı türü ve dünyada buna dönmeye başladılar. Ya uzmanların söylediği şu. Eğer diyor herhangi bir Oğuz Bey'in de söylediği bu. Bir alerjik bir durumun yoksa o zaman yeni tür aşıyı yapabilirsin çok rahatlıkla, gönül rahatlıkla. Valla ne olursa olsun aşını yap. Ya yani diyelim. İsmail, ikna ekipleri peki ikna edebiliyor mu? Duyuyor musun? Efendim? Aşı ikna ekipleri gittikleri evde ikna edebiliyorlar mıymış? Onu biraz önce söylemiştim. Yani %75'lik bir kesimi ikna ediyorlar. Yalnız %25'lik kesimde müthiş derecede sıkıntı çekiyorlar. Ya bak örnek vereyim ben size. Bunu GV olarak söylüyorsun değil mi İsmail abi? O bölge olarak söylüyorsun. GV genel anlamda söylüyorum. GV Pamukova anlamında söylüyorum. Evet. Sadece köyü söylemiyorum. Pamukova'yı da bunun içine katıyorum. Mesela dün ben bir köydeydim. 80 yaşında benim akrabam. Aşı oldu mu? Hayır dedi olmadı. Niye olmadın? Ya dedi ben dedi koronavirüs olduğuna inanmıyorum dedi. Ya 80 yaşındasın yani ne olacağım belli değil. İkna edene kadar çok uğraştık. Babamla beraber bayağı uğraştık. Hala da ikna olmadı. Dedi ki ben bir düşüneyim haber veririm size. Yani dedim madem aşı sen mi gittin ikna etmeye? Seni aşılattıralım bir an önce. Sen mi gittin ikna etmeye aşı ol diye? Sen mi gittin? Sen mi gittiniz oraya? Babamla beraber gittik. Ya İsmail gittiyse kesin aşı olmaz. He? İsmail kimi ikna etmiş bugüne kadar akrabasını ikna edecek? Bu gittiyse kesin olmaz. Yok mu abi şuna baksana bu insan mı ikna eder? Hüseyin hiçbir şey söylemeyeceğim sana. Tamam mı? Ya iş sen bunlara kalmışsa. Bu iş sen benim ne diyeceğimi anladın. Sen bak Hüseyin sana bir şey söyleyeyim mi? Sen Zafer gibi bana da şey yapmak istiyorsun da. Bak ben şimdi konuk olarak geldim. Sen benim adımı niye anlıyorsun daha Zafer sonra görüşürüz seninle. Sen benim adımı niye anlıyorsun? Nasıl? Zafer'e ne olmuş ya? İsmail abi desene ben de şeker hastalıyorum. Ben şekerim çıkmaz benim diye. Bir dakika bak her programda sana sarıyor. Başka saracak kimse yok ki orada. Var mı? Hakan'a da takılıyor. Hakan'a da takılıyor. Şimdi beni buldu karşısında bana sarıyor ama yemezler. Terli bu. Şimdi terli tabii ayvalar olsun. Ayvalar evet. Olsun o zaman görüşürüz. İsmail seninle muhabbet etmek zevkti zaten bu akşam da zaten haftanın son günü Ramazan akşamı. Hoş bir muhabbet olsun diye de böyle sürdürüyoruz. Nasıl diyeyim oradaki şey nasıl Ramazan nasıl geçiyor bari Pamukova'da? Sakin yani Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan çok hareketli başladı biliyorsunuz. He? Yani özellikle bu Pamukova'daki pazar yeri sorunları. Oldu. Pazar muhabbeti. Pamukova'da bir olaylar oldu. Ne oldu? Ne oldu? Pamukova'da aslında çok olaylar oldu da biz basına bunu yansıttık zaten. Medya Bar'da çıktı. Senin Alk54'te de çıkmıştı. Esnaflarla belediye başkanı arasında bir gerginlik var. Bu gerginlik hala devam ediyor. Ancak araya AK Parti il başkanının girmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın girmesiyle şu anda soğumaya bırakıldı. Soğumaya bırakıldı derken meclis toplandı, olağanüstü toplandı Pamukova'da ve bir alt komisyona yani İmar Komisyonu'na havale edilmesine karar verildi. Pazar yeriyle ilgili konunun. Ya biraz soğumaya bırakıldı desek daha doğru olur. Bu arada tabii ikna ekipleri geldi ve ikna ekiplerinden birisi de GYV Belediye Başkanı'ydı. GYV Belediye Başkanı pazar günü sabahleyin saat 9.30 gibi buradaydı. Güven Öğün'le görüştüler. Kahvaltıda bir araya geldiler. Gölpark tesislerinde. Aynı gün 3-4 saat sonra da Gölpark tesislerinde esnafların ve belediye başkanının katılımıyla, meclis üyelerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı. Toplantı yasak değil mi? Şimdi toplantı yasaktı. Kapalı yerlerde toplantı yasak. Yasaktı. Yani Cumhurbaşkanı'nın pasalı günü yaptığı açıklamada her türlü toplantılar, kapalı ortamda yapacak toplantılar yasak. Ki o gün ziyarete de en azından 20-30 kişi katılmıştı. Doğru mu?
Evet, evet. O zaman bunlar kişi daha fazla, daha fazla. O zaman bunlar da şu anda bu Sayın GV Belediye Başkanı ve Pamukova Belediye Başkanı bu toplantıyı yaparak yasayı ihlal etmişler. Hüseyin yanlışın var mı? Hayır, ya. GV Belediye Başkanı saat GV Belediye bakın, Başkanı saat bakın, saat bakın sizin sözlerinize yola çıkarak diyorum. Şu anda Cumhurbaşkanımızın bir açıklamasıyla her türlü toplantı, genel kurul, hatta düğünler, cemiyetler yasaklanan bir ortamda sizin belediyenizin... Kahvaltı serbest mi abi? Kahvaltı, bak kahvaltı adı altında da yasaktı. Orada net madde var. Kahvaltı deyip de gidip de toplanıyorsun neticede. Toplantı, kahvaltı, iki kişi, Hüseyin hemen kayıpım kahvaltı. Yani bir evde ki burası iş yeri gibi sosyal tesise geçiyor. Oranın da kapalı olması gerekir. Onu diyorum ya. Tabii. Sosyal tesisin kapalı olması gerekir. Geldi. Yasaklı bir gün. Efendim? İkna ekibi mi geldi? Şöyle. Hayır, ikna ekibi olarak mı geldi diyorum. İkna ekibi olarak ben anlatamadım herhalde. Sen dedin ya. Bir daha söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim. Şimdi cuma gününden itibaren gerginlik başlayınca esnaflarla belediye arasında gerginlik başlayınca cumartesi günü esnaf odası başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü. Telefonla görüştü. Bu görüşmenin ardından sabahına, pazar günü sabahına saat 9.30'da GV Belediye Başkanı Murat Kaya Pamukova'ya gelip Gölpark tesislerinde güven önüne bir araya geldi. Yok onu anlamadım. Sen de tabii ki ben mi öğrendim? İkna ekibi gel dedin de. İkna ekibi derken güven öğünü bu olayın fazla gerdirilmemesi, soğutulmaya bırakılması konusunda ikna ekibi geldi. Anladım. Yani sizin orada aşı ikna ekibi, ondan sonra siyaset ikna ekibi, Pamukova GV bölgesi ikna ekiplerinden geçilmiyor benim anladığım kadarıyla. Maalesef öyle. Ben bir Pamukoğlu olarak GİHİ ve Belediye Başkanı'nın buraya gelip de bu olaya müdahil olmasını kınıyorum. Yani bizim burada belediye başkanı senin kınama gibi bir basın mensubu olarak yapma hakkın yok. Eleştirirsin, kınayamazsın. Ben Pamukoğlu olarak söyledim. O konuyu Pamukoğlu olarak söylüyorum. Pamukoğlu olarak söylüyorum. Medya mensubu olarak kınayamazsın. Öyle bir hakkın yok. Eleştirirsin yani sadece. Basın mensubu olarak tabii ki kınayamam. Neden kınıyorsun ki yani? Kınanacak ne var orada? Onu açar mısın bize? Neye kınıyor? Ya şimdi Murat bizim... Yok o söylesin neye kınıyor Murat Başkan, anlamadım yani. Murat Başkan tecrübeli olarak daha ilk dönemi olan güven övüne belki işte ön ayak olmak için gelmiştir. Fikir vermiştir. Doğru. Hatırlar mısınız? Hüseyin sen de izlemişsindir. Büyükşehir Belediyesi'nde Ahmet Şen'in Saadet Partisi... İçerik Partisi Meclis Üyesi Ahmet Şen'in yaptığı bir konuşma vardı. Evet. Bu konuşmanın akabinde GİHİ ve Belediye Başkanı kalktı ve bu konuşmaya cevap verdi. Ben o zaman da söylemiştim. Demiştim ki orada ona cevap verecek olan GİHİ ve Belediye Başkanı değil, Pamukova Belediye Başkanı'ydı. Yine GİHİ ve Belediye Başkanı orada kalktı ve güven önünü korumaya kalkıştı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum ben. Bizim belediye başkanımız var, ağzı da var, dili de var, konuşabilir de, kendisini savunabilir de, yani derdini anlatabilir de. Ben kısaca şunu söyleyeyim, o zaman şöyle bir şey yapsınlar, kayyum atasınlar buraya GV Belediye Başkanı'nı, iki tarafı da idare etsin. Ben şunu anladım senin konuşmalarından, diyorsun ki bizim bir seçilmiş belediye başkanımız var, her ne kadar sonradan evet. AK Parti'ye geçse, Pamukova ile ilgili olan sorunlarda GİHİ Belediye Başkanı konuşması yerine bizim sorunlarımızı, bizim meselelerimizi kürsüden veya başka noktalarda seçilmiş Pamukova Belediye Başkanı'nın konuşması, savunması gerekir. Ben doğru mu anladım? Aynen öyle. Aynen öyle diyerek ben sözü noktalarken şuna da ben buradan bir sesleneyim ben GİHİ Sağlık veya Pamukova Emniyet Müdürlüğü'ne. Veya İl Emniyet Müdürlüğü'ne. Pamukova'da yapılan o toplantı İsmail de söyledi. Bunu ihbar kabul etmesi gerek. Çünkü vatandaşa sen sokakta maske takıyor. Maske taktığı zaman sokağa çıktığı zaman 3.100 lira para cezası veriyorsan GV Belediye Başkanı ve Pamukova Belediye Başkanı Sayın Övün ve Sayın Kaya'nın kahvaltı adı altında 20-30 kişiye bir araya gelmelerinde dikkate alınması gerekir.
Hüseyin yanlış mı? Yalnız bir dakika. Dikkat almak gerekiyor. Yani, yani, bu ihbabda da demeyeyim. Ve bunu da şimdi, muhtemelen sosyal... Pardon. Bunu da bu kahvaltının fotoğrafla da sosyal medyada paylaşıldı mı? Toplantı yaptık diye. Bir şekilde basın. Bizi almadılar ki içeriye. Bir dakika. Basına yasak dediler. Basına yasak dedi. Sosyal medyada paylaştılar kendileri. Hayır, hiçbir şekilde paylaşmadılar. Evet, sen de ve söyle. Ve orada olanlara İsmail da hiçbir şekilde... Eğer olay İsmail'in anlattığı gibiyse, kapalı kapılar ardında Washington diye bir laf var ya, onun gibi kapıları kapattılar, basını içeri almadılar. Eğer 20-30 kişi toplandıysa, tabii bu Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi olmaz. Vatandaşa yasak olan bir şeyi siyasiler de yapamaz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti. Güven Başkan bundan önce de sabıkalı bu konuda biliyorsunuz. Biz Medyabar'da haberini de yapmıştık. Güven Başkan personeliyle birlikte... piknik partisi de yapmıştı yani. Yine pandemi döneminde. Demek ki Zafer, bir yeri düzeltebilir miyim? Bir şey düzeltebilir miyim? Gey ve belediye başkanı sabah 9.30'da geliyor. Güven önünde kahvaltı ediyor. Şimdi, gerekli konuşmalar yapıldıktan sonra Gey ve belediye başkanı geri dönüyor. Daha sonra Güven Başkan esnafları topluyor. Saat 14 gibi esnafları topluyor. Yani bu toplantıda Gey ve belediye başkanı yok. Onu da belirtelim özellikle. Neyse artık onu araştırmasını da Gey ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ve evet. Pamukova yapar. Biz tekrar sabit söylüyoruz. Pandemi kapsamında Sakarya'da her türlü toplantı, düğün, nişan bırakın kenara. Kına gecesi hatta kız istemeye gitmek bile yasak. Bak dikkat edin. Aynı eve gidiyorsunuz, işte bir adam yürüyor kız isteyecek oğluna, ona bile yasak olduğu bir ortamda siyasilerin veya işte Pamukova'da örneğinde olduğu gibi belediye başkanlarının alıp da esnaflar veya onunla bununla toplantı yapması kesinlikle bence dikkate alınması gerekir. Ve, örnek olmaları gerekir. Yani başkanların topluma örnek olması gerekir. Artı Sayın Cumhurbaşkanı devamlı defaten toplumu ulusal seslenir konuşmalarında uyardığı bir noktada kendileri aynı partiden hangi belediye başkanı olsa olsun, kim olursa olsun topluma örnek olmaları gerekir. Türkiye Cumhuriyeti bir daha söylüyorum hukuk devlettir. Hukuk devleti olan bir de toplumda da çifte standart olmaz. O zaman biz bu vakaları da şöyle diyeyim, biz daha bu vakada daha çok görürüz bu kafa yapısıyla gidersek. Çok görürüz, evet. Maalesef. Yani çünkü ama ben şuna yanıyorum. Maskesi burnunun altında. Sen bugün niye maske takmadın? Ben neden maske takmadım? Sesim gitmiyormuş. Uyarı geldi bana 3-4 tane WhatsApp'tan. Hakan'la da aramız bayağı bir açık. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Hatta aramızda bir 3 metreye yakın mesafe var. Dolayısıyla takmadım. Evet. Üçüncü şahıs olsaydı burada takardım. Bak mesafe bayağı var. Şurada bir üçüncü şahıs vardı arkadaşımız. O olmadığı için, aramız açık olduğu için takmadım. Evet. Yoksa üçüncü arkadaşımız... Zafer son bir şey söyleyebilir miyim? Sen son bir şey söyleye 15 dakikayı bulduk. Yani tamam doğru. Bu son gelişen olaylardan bilmiyorum haberiniz var mı? Ben haber olarak atmış mıydım Medyabar'a şu anda hatırlayamıyorum ama iki tane camimiz Şehre Toplamda bir dahaki hafta seni alacağız. Sen toplamda istersen bir dahaki hafta alalım anlatırsın. Acele etme. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredildi. Bir dakika İsmail'cim bir dakika. Şöyle yapalım, sen topla, bir dahaki hafta seni canlı yayına alırız biz. Acele etme. Tamam, ben o zamana kadar toparlarım. Ben söyleyeyim, belediyenin borçlarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iki tane caminin evet. Arsasını devredildi. Haberi girdiniz mi? İsmail abi atmıştı haberini, evet. Ne zaman girdiniz? Hatırlamıyorum, ne zaman girdiğimizi. Haber konunun sorularsınız arkadaşlar. Evet, teşekkür ederim. İsmail, ben buradan sana teşekkür ediyorum. Bu anlattıklarını salı günü ilçelerde gündem var. O da her salı saat 15'te Alaaddin Onur'un sunumu ve senin katılımıyla yaptığınız bir program var. Orada da bunu geniş kapsamlı olarak da anlatırsınız. Özellikle Pamukova'daki bu ki o bölgedeki virüsün artmasının sebebi listeye göre konuşuyorum. Böyle toplantılar gibi falan olması etken olsa gerek diyelim. Onları da tartışırsınız. Deyip sana teşekkür ediyorum İsmail. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ ol. İsmail'cim ben de çok teşekkür ediyorum. Sen toparla bu Şehircilik Bakanlığı'yla ilgili olayları.
Salı günü anlatırsın Hüseyin, bu ekranlarda. Hayırlı akşamlar. Hüseyin senin diline düşmek hiç istemezdim ama dil süsmesi oldu, kusura bakma. Ben kötü bir şey demiyorum, acele etme. Salı günü konuşursun, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Şehir, bak neymiş ismi? Çevre ve Şehircilik abi, çok basit. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Bir daha söyle. Associated Press falan demiyoruz ki. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Söyleyemedim, dilim sürçtü. Olabilir. Bir daha söyle. Doğal bir şey bu. İnsanlık hali. İsmail abi, insanlık hali. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. İşte. Tamam, sıkıntı yok. Güzel. Salı günü devam edersin. Salı günü devam edersin. Hayırlı akşamlar. Efendim, kısa tamam, bir ara veriyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Evet, akşamlar. Evet, kısa bir ara. Evet, Toyota Sandıkçı'nın katkılarıyla sunduğumuz Gazeteciler Soruyor'un son bölümündeyiz. İlk bölümde Sakaryaspor'un eski teknik direktörü Engin Korukalı'nın Selikleşen'in istemen olaylarla ilgili görüşlerini almıştık. İkinci bölümde de Sakarya'da artış gösteren ki %20 oranında bir artış rakamı söz konusu. Pazartesi günü açıklanacak bu rakamlar. Sakarya'da Yeyve, özellikle Güney bölgesinde Yeyve, Sapanca, Hendek'te vakalar aldı başını gidiyor. Onu konuştuk ve bu bölümde de Hüseyin Cumaalı'nın bir gündemi var. Kendi gündemi. Bu kendi gazetesinde, internet sitesinde bir konu gündeme getirdi. Halk ekmek konusu. Hüseyin, bu konu nedir? Şimdi özellikle de sen bu konuda ısrarla da gündemde tutuyorsun. Ben ekmeğimi aldım da geldim. Biliyorsun, ekmek bizim baş tacımız. Sofralarımızın baş tacı. Biz Türk halkı olarak birçok soframızda çeşit olsa da ekmek bunun en başına geliyor. Peki, ekmek konusu nedir? Şimdi Ramazan geldi, mübarek Ramazan, 11 ayın sultanı. Sen de bilirsin Zafer Tokuş, Hakan Turan da bilir, bütün gazeteciler bilir. Gündem diye bizim bir izlediğimiz bir yayın politikamız olur. Ramazan gelince bir ekmek, iki pastırma, üç hurma, dört kırmızı et, pide fiyatlarına biz bakarız. Gazetecilerin böyle bir huyu vardır. Yani Ramazan'ın gündemidir bunlar. İlerleyen günlerde de mesela, şimdi korona, pandemi olduğu için pek şey yapmıyoruz ama Ramazan ortalarına doğru esnafın durumuna bakarız. Son bir haftada yaptığımız haberlerde, sen de iyi bilirsin Zafer Tokuş, Ramazan bereketi veya işte çat caddesinde insanlar geziyor. Eğer ekonomik ise çekirdek çitliyorlar ama alışveriş yapmazlar. Kuru kalabalık gibi haberler yaparız. Dolayısıyla biz halk54.com'da oturduk, dedik ki arkadaşlar, pastırma haberi. Bizim Esra Şen diye bir arkadaşımız var, pastırma haberi yaptırdık. Efendim, kırmızı et haberi yaptırdık. Ve dedi ki bir de ekmek ve pide fiyatlarına bakalım. Sokağa çıktık, insanlara mikrofon uzattık. Dedik ki ekmek nasıl? Ekmek fiyatları nasıl? Pide fiyatları nasıl? Özellikle de pide fiyatları. Bir de baktık ki tablo vahim. Her mikrofon uzattığımız diyor ki ekmek pahalı, pide zaten almıyoruz diyor birçok insan. Ya Ramazan'ın vazgeçilmezdir pide. Üzerinde dumanları çıkan pide. Yanılıyor mu Hakan? Doğru. Pide Ramazan'a özel bir özgüdür. Yani kıymalı pide. Neyse, lafı uzatmayalım. Ramazan davulcusu kadar şeydir, adettir. Aynen yani. Kesinlikle. Bir haber yaptık. Haber yapınca şöyle bize yorumlar gelmeye başladı. Dediler ki, ya Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bilmiyorum Sayın Ekrem Yüce buradan bizi dinliyor mu ama dinliyorsa da kulaklar çınlasın. Sakarya Büyükşehir Belediyesi bal 54 yaptı, süt 54 yaptı, yumurta 54 yaptı, et 54 yaptı, fındık 54 yaptı. Bunlar olmasa da olur soframızda ama ekmek olmazsa olmaz. Böyle yorumlar geldi ve röportajlarımıza da bu tip serzenişler olmaya başladı. Hatta birçok insan, söylemeyi unuttum, ben evde ekmek yapmaya başladım dedi. Dolayısıyla biz de baktık ki insanlar diyor ki Büyükşehir Belediyesi Ekmek 54 adı altında bir projeyle neden ekmek üretmiyor? Dedik, doğru, neden üretmiyor? Bir sürü bal 54 var, süt 54 var, yumurta 54 var. Adamlar diyor ki, insanlar diyor ki, kadınlar diyor ki sokakta, kardeşim tamam biz bunları yiyoruz ama bizim soframızın baş tacı olmazsa olmaz ekmek.
İstanbul'da bunu üretiyorlar, Ankara'da üretiyorlar. Sakarya'da üretiliyor. Oraya geleceğim. Birçok yerde üretiliyor ve insana, ha sen fırından almak istiyorsan al. Fırındaki ekmeğin lezzeti, tadı, kalitesini beğeniyorsan ekmeği... al. Bu ekmek bir fırından üretilen bir ekmek. Şimdi biraz bayata benziyor. Yok yok, taze ekmeğimiz. Şimdi bir dakika şunu altını çizelim. Sakarya'da ekmek kalitesi sıkıntı yok. Ekmek kalitesi ekmek güzel. Yani. Kaliteli ekmek yiyoruz. Bunda sıkıntı yok. Birinci sıkıntı bundan yapılıyor. Sıkıntı fiyat. Fiyatta sıkıntı var. İnsan diyor ki, şimdi bugün mikrofon uzattığım insanlar var. Şu anda ne mikrofonu? Halk54.com'un mikrofonu uzattı insanlara. Siz bununla ilgili bir reportaj, sokak reportajı mı yaptınız? 3 kere yaptık. Sokağa çıktık. Aha. Yani kendimize göre bir anket gibi dedi. Ya çok. Ama insanlara mikrofon uzattık. En az 50 kişi uzattık. Şunu diyenler de oldu, onları da yayınladık. Adam diyor ki, ne ekmek pahalı ya diyor. Ben diyor camiden çıkıyorum diyor, avlular ekmek kaynıyor diyor. Ekmek diyor pahalı olsa diyor, dışarıda da insanlar böyle de geri çıkıyor, ekmek bırakır diyor. Ama bunu diyen bir kişi. Geriye kalan 49 kişi de diyor, ekmek pahalı diyor. Dolayısıyla vatandaş diyor ki, Büyükşehir Belediye Başkanı birçok proje yapıyor, Allah razı olsun diyorlar. Ama diyorlar, asıl proje ekmek 54. Biz canım ucuz ekmek yemek istiyoruz diyorlar. Türkçesi bu. Ekmek 54 projesi bu. Peki Sakarya'da ekmek ucuz ekmek yapılmıyor mu? Yapılıyor. Kim yapıyor bunu? Halk ekmek diye bir sistem var Sakarya'da. Halk ekmek. Bazı mahallelerde şeyler var. Bu satış noktaları. Satış noktaları, büfeler var. Onlar da satılıyor. Bir yaygın değil. Mesela bana bugün Kaynarca'dan bu ekmeği gündeme alınca Kaynarca'dan bana bir telefon geldi. Adam diyor ki burada diyor halk ekmek yok diyor. Ben diyor ucuz ekmeğe niye ulaşamıyorum diyor. Vatandaş söylüyor. Zafer Tokuş bazıları için 100 milyon, 200 milyon, 500 milyon eski parayla konuşuyorum veya 100 bin lira, 200 bin lira önemli değil ama bir gariban, 3-4 tane çocuğu olan bir gariban için ekmek çok önemli. Bir kuruş önemli. Bir lira önemli. Anlatabiliyor muyum? Halkın gündeminde ekmek var kardeşim. Vatandaş diyor ki bana, Hüseyin Cumalı diyor, neden diyor Büyükşehir Belediyesi ekmek 54 altında ucuz ekmek üretmiyor. Halk 54 var tamam ama yaygın değil. Ve birçok noktada yok. Dolayısıyla biz de şöyle bir haber yaptık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vatandaş ekmek 54 istiyor. Ucuz ekmek istiyor. Büyükşehir kalitesine, güvencesine ekmek istiyor. Şimdi ucuz yaparsın da kalitesi olur. Bu da olmaz tabii. Ucuz ekmek istiyor. Kaliteli ekmek istiyor. Ben buraya gelmeden önce Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Bağcı ile konuştum. Dedi ki, Hüseyin Cumalı nedir bu dedi ekmek 54? Ben kendisine beraber uzun yıllar çalıştım. Yıllardan beri tanırım. Sayın Başkan dedim. Biz dedim aynı anlattığım gibi anlattım. Vatandaşa mikrofon uzattık. Vatandaş diyor ki kardeşim diyor Ramazan diye uzattık. Böyle bir gündeme geldi. Ucuz ekmek istiyoruz diyorlar. Daha ucuz ekmek. Bunu İstanbul'da yapıyorlar. 1 lira ekmek yiyor insanlar. Ankara'da yapıyorlar. Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi yapsın. Ve örnek gösteriyorlar. Bal 54 var, süt 54 var, o var, bu var. Dolayısıyla Sayın Genel Başkan Ali İbrahim Balcı'ya da anlattım. Vatandaş, halk ekmek var diyor. Halk ekmek var ama halk ekmek ulaşabilirliği yok ki. Birçok noktaya gitmiyor ki. Halk ekmek, bu marketler zinciri ya da Sakarya ölçekli marketler zinciri var. İsim vermiyorum reklam olmasın diye. Halk ekmeği bunlarda bulabiliyor musun? Büyük market zincirlerde bulabiliyor musun? Birkaç tane büfe koymuşlar. O büfeler. Ben oturuyorum Ozanlar'da. Ozanlar'ın bir köşesinde bir tane büfe var. Ben oturuyorum Tekeler'de. Oradan oraya nasıl gidip alacağım? Dolayısıyla Sakarya'da insanlar ucuz, kaliteli ekmek istiyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bunu istiyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Bal 54, süt 54 veya diğer proje gibi bunu yapar yapmaz. Ben gazeteciyim. Bunu gündeme getirmek ve mükellefim. Benim burada algılayamadığım şu var. Ben tekrarlayayım. Halk, yani bu halk ekmekte çıkan. Evet. Satılmıyor mu halka? Satılıyor. Yaygın değil. Yaygın değil abi. Ya bir de bunu belediyeler üretmiyor. Her sokakta bulamıyorsunuz. Ama sadece bir şey belediyesi. Beyefendi bunu bak bir dakika anlatayım. Sorduğunu anlatayım. Halk ekmek şöyle. Halk ekmeği Sakarya'daki fırıncılar, belediyede bir anlaşma yapılmış. Bunu da söyleyeyim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu uygulamaya geçmiş. Tamam mı? Bizim Sakarya'daki gibi mi? Sakarya'daki gibi. Belediye bunu fırınlara vermiş. Fırın sahipleri, tamam mı? Fırın sahiplerinin ayrıca bir de büyük bir tünel
ekmek üreten, fabrika basıyor ekmek üreten bir fabrikaları var Erenler'de. Bunun Zeki Toçoğlu döneminde mi açılmıştı bu? Daha da önce. Rahmetli Aziz Duran döneminde yapılmış bu. Bu uygulama günümüzden buraya kadar gelmiş. Bunu fırın sahipleri üstlenmişler. Birkaç işte kaç tane bilmiyorum. 20-30 kişilik fırın sahibi. Fiyat ucuz. He? Fiyat ucuz. Fiyat bu ekmeğe göre ucuz. Ama büyük şey yaparsa daha ucuz olacak. Beyefendi İstanbul'da 1 liraya insanlar ekmek yiyor. Benim sokaktaki vatandaşım diyor ki sen yılların peki, gazetesi bu ekmek, diyor. Halk ekmek kaç gündeme para? Getir diyor bunu. Ben de gündeme getiriyorum. Halk ekmek kaç para? 1,5 1,5 öbür ekmek 2 lira. Vatandaş İstanbul'da 1 lira ekmek. Ben bugün İstanbul'da bir tanıdığıma görüntü çektirdim. Adam şöyle bir o da espri katmış oraya. Diyor ki biz İstanbul'da 1 lira ekmek yiyoruz. Siz Sakarya'ya kaç lira ekmek yiyorsunuz diyor. Bak ekmek hassas bir olaydı Zafer Tokuş. Kırmızı et olmayabilir sofranda ama ekmek sofra olmaz. Sen yıllardan beri çorbada sen bilirim ben seni. Bazen girerdik o aşağıda bizim lokanta var. Tamam mı? İsim vermiyorum lokantanın. Bir sabahleyin bir çorba söylerdin, bir ekmek yerdin yanında. Adam ya zaten kar etmezdi. Yani senin gibiler var bu Sakarya'da. Adam bir çorba ver diyor. Ekmek, ilave ekmek, ilave ekmek. Ya zaten ilave ekmeklerle çorbanın parası bir şey kalmadı ki. Az ekmek, az çorba tam abi ekmek. Şöyle bak, bir çorba diyor. İlave ekmek, ilave ya ekmek. Beni niye katıyorsun abi, sen? Sen yapıyor musun? Ondan katıyorum. Ben seni hatırlıyorum. Sen çorbayla çok ekmek tüketiyorsun. Artık Zafer abi ekmek yemiyor ya. Artık yemiyor da gençlik yıllarını anlatıyorum. Zafer öyle yapardı. Bir çorba, ilave ekmek, ilave ekmek. Türkçesi şu. Türk halkının... Ekmeksiz doymuyor. Doymaz. Her sofrada ekmek vardır. Ekmek baş tacıdır. Ve Sakarya halkı, bizim yaptığımız röportajlardan Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmekten ziyade Ekmek Evlat adlı bir projeyle ulaşılabilir. Bak bu çok önemli. Ulaşılabilir. Bunu da nasıl sağlarsınız? Bir ekmek kaça mal ediyorsun? 1 liraya. 1 liraya satacak Büyükşehir Belediyesi. Bak zararına değil, maliyetine dikkat et. Sana bir soru. Buyur. Şimdi İstanbul'a örnek gösterdin. Dedin ki İstanbul'da dedin ekmek 1 TL dedin. Dinle. Ben olayı bir farklı boyuta geçiriyorum. Tabii. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Abi burada partiden... Bir saniye. Tamam buyur dinliyorum. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi bu sempati kazanmak, oy kazanmak için fiyatı zarana satabilir. Tamam. Yani mantık yürütüyorum şimdi. Ekmek maliyeti 1 lira 10 kuruştu, 10 kuruşu kendi karşılar. Ki öyle şeyler peki, var peki Türkiye Cumhuriyeti'nde sayıştay diye bir şey yok mu? Bir saniye bir şey soracağım. Bak şimdi. Öyle de olabilir diyorum. Tamam, hani adam der ki işte ben şeyden biliyoruz, takip ediyoruz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni. Ya, ama Cumhurlar bir de bakın, Ankara zararına, bir şey zararına satsın. Sayıştay diye bir şey yok mu? Bir, eğer, iki. Ben 1 lira 10 kuruşa mal oluyorsa 1 lira 10 kuruşa satsın. Ben de diyorum bakın, ki de bir dakika, bir dakika senin sorunu anladım. Olayı siyaset, burada siyaset önemli değil. Burada ben vatandaşın serzenişini, vatandaşın isteğini gündeme getiriyorum. Bir, iki. Ya bak ama bak, ben burada siyaset yapmıyorum. Bak iki. Kardeşim ben demiyorum ki Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi zararlı ekmek satsın. Kaça mal ettin bu ekmeğe? 1 lira. Bak 1 liraya mal ettin. İşçiliğini koyacaksın, unu koyacaksın, yakıtını koyacaksın, dağıtımını. Neyse. Her şeyi koydun 1 lira. 1 liraya ver. Kâr etme. Zararına da verme. Maliyetine ver. Bunun... Tabii maliyetine ama ben. Bunun hem kul hakkı, bak Ekrem Yüce, sen yani Ekrem Yüce prim yapmak için ekmeği bedava dağıtmaz ki. Ekrem Yüce bal satıyor, diyorlar ki ya bal diyorlar pahalı. Hayır, kâr etmiyor. Maliyetine satıyor Ekrem Yüce. Bak dikkat et, Ekrem Yüce bal satıyor, yumurta satıyor, süt satıyor. Kimileri şöyle bir şey diyor. Ne anladım diyor, markete yakın, bakkala yakın. Arkadaş, adam sana... zararına mı verecek bunu? Ne diyor? Bir, Büyükşehir kalitesine veriyorum. Büyükşehir kalitesinde altına imzasını atıyor. Kolay değil bunlar. O sütte, balda bir numara olursa adama mahvederler. İki, güvenilir oluyor. Güvenilir. Ya. Üç, vatandaş hizmet ediyor. Ben de demiyorum ki burada bir gazeteci olarak kardeşim ekmeğe 3 liraya mal et, 1 liraya ver. Maliyetine ver, kâr etme. Vatandaş diyor bunu kardeşim. Ben sokaktaki de, vatandaşın ya bu tür, sesini dillendiriyorum. Bu bakın, kadar. Bakın, bunda art niyet yok. Bakın, bu tür kurumların devreye girmesi hem tekelleşmeyi önler
Hem de insanlara bir daha şey daha söyleyeyim size şunu anlatmayayım. Bir dakika. Bir dakika. Temin eder yani. Şunu da söyleyeyim. Halk ekmek üretiliyor tamam Sakarya'da ama gerçekten insanların ulaşabilme oranı çok az. Çok az. Yani bunun daha fazla ben belediye illaki halk ekmek yapsın veya işte başka X kurum halk ekmek yapsın. O zaman büfeler açılsın diyorsunuz. Yani daha ulaşılabilir ve hayır ben şu noktadayım. Şöyle de olabilir. Ben bir dakika ekmek olması gerekiyor. Bir dakika şöyle de olabilir. Ben şimdi vatandaşın sokaktaki serzenişini, isteğini, sıkıntısını dillendiririm. Ekremci şöyle de yapabilir. Fırıncı Odası Başkanı İbrahim Balcı'ya der ki, ya işte gazeteciler gündem oldu, sosyal medyada da var bu. Böyle bir şey var. Derler ki, Sayın Balcı, Ekremci der ki Sayın Balcı, ben böyle bir proje yapmayayım. Biz zaten halk ekmeği size vermiştik, fırıncılar yapıyor. Bunu daha yaygınlaştıralım. Halk ekmekte kalırlar. Ama daha yaygınlaşırlar. İnsanlar daha ucuz ekmek alır. Bak dikkat et. İlle de büyükşehir ekmek üretmeyebilir. Otururlar fırıncılarla burada Sakarya'daki fırıncılarla. Bu Sakarya'daki fırıncılarla bizim abilerimiz, amcalarımız, yıllardır tanıdığımız insanlar. Otururlar belediyeyle derler ki vatandaştan böyle bir talep var. Madem halk ekmek, ucuz ekmek istiyor insanlar. Bu böyle halk ekmek diye bir sistem var. Bunu daha da yaygınlaştırabilirler. Şimdi ben bir gazeteci olarak şunu soruyorum. Vatandaşın bir isteğini dillendirdik. Kötü mü olduk? Suç mu işledik? İki, SEDAŞ'tan millet inim inim inliyordu. SEDAŞ kendine biraz çeki düzen verdi. Kötü mü oldu? Ben gazeteciyim kardeşim. Sokağın sesini getiriyorum. Sokakta böyle bir serzeniş var. Büyükşehir Belediye Başkanı ister yapar ister yapmaz. Bana ne? Şöyle bir haber var. Senin dediğin şeyle ilgili. Yaygınlaşır. Hani İstanbul'daki pideyle ilgili ben söylüyorum. Orada ekmek değilmiş, pideymiş. Abi İstanbul'a takılma. Bakın. Şimdi biz İstanbul'a... İstanbul'a takılırsan olay siyasilere kayar. Ben vatandaşın İtireyim. Sesini dillendiriyorum. Güzel konuşuyor. Bak, ben konuşuyorum. Sistemi ama, yaygınlaştırırlar. Ama, buyur. Ama beni bir dinle. Tamam İstanbul üzerinden gidersek ben bir ne olacağını biliyorum da devam et. Ne olacağını bilebilirsin yani. Sen abicim sen bu CHP AK Parti savaşı değil. Bir saniye. Bu vatandaşın ekmek savaşı. Bak ekmek kardeşim bak baş tacı tamam mı? Olayı İstanbul, Ankara, İzmir, Mansur Yavaş, Ekrem Yüce üçgenini ona buna sokarsan bu iş cılkır, bu bazılarında isteği olur. Bazılarının hoşuna gidecek yerlerine gelir. Bu CHP AK Parti muhabbeti değil. Merak ben burada bir şey diyorum. Hakan bölme bitireyim. Ben burada bir şey diyorum. Vatandaş diyor ki biz ucuz ekmek istiyoruz. Ya Büyükşehir Belediyesi ekmek 24 yapar, ya Büyükşehir Belediyesi der ki şu andaki sistem ekmek, halk ekmek der ki vatandaşlar böyle bir şey geliyor, çağır o fırın sahiplerini, bunu der yaygınlaştıralım der. Bugün Halil İbrahim Bazı bana bir şey dedi, bu bazı mahallelere büfe konuyor ya, bunlar kendi kafalarını koyamıyorlarmış. Büyükşehir bununla ilgili karar alması gerekiyormuş. Karar alınsın, her mahalleye halk ekmek konabilir, vatandaş... Beğenen halk ekmek yer, beğenmeyen de gider fırından ekmek yer. Parası olan daha kaliteli ekmek yer. Bunda sıkıntı yok. Bunda bir beis yok. Bir şey daha söylüyorum bak. Halk ekmek üzerinden de gidebilir. Büyükşehir Belediyesi ekmek 54 yapar. Ben bilmem. Bunu Ekrem Yüce, fırıncı oturup konuşurlar. Bu benim kararım değil. Ya da Ekrem Yüce der ki, ya kardeşim ben der belediye yönetiyorum. Ekmekçilik mi yapacağım der. Bunu da diyebilir Ekrem Yüce. Onu da bilmem ben. Ben bir gazeteci olarak bir gündeme bir şey getirdim. Sosyal medyada da bu yer buldu. Bak bir daha söylüyorum. Halk ekmeği yaygınlaştırabilirler. Bana bugün Kaynarca'dan bir video geldi. Halk54.com'da yarın yayınlayacağım. Kaynarca'daki vatandaş diyor ki, burada diyor halk ekmek yok. Nasıl olacak? Halk ekmek yok. Kaç ilçede var halk bunu, ekmek? Sen... Kaç ilçede var halk ekmek? Ben onu bilmiyorum. Sen defans yapma bana. Vatandaştan yana konuşuyorum bilmiyorum. Ben. Benim burada ben bir artım yok. Ben de buradan Balcı'dan yana mı konuşuyorum? Hayır Balcı'yla alakası Allah yok Allah, bunun ya. Allah Allah sen de şimdi bir laf ya konuşuyorsun ki. Ya Halil İbrahim Balcı belki diyecek ki. Sen de şimdi bir dakika, çıkmışsın diyorsun ki. Halil İbrahim defans Balcı. Defans yapma diyorsun. Bir dakika. Diyorsun. Halil İbrahim. Ben burada sorumu. Beyefendi. Ben burada merak ettiğim beyefendi, soruyu sana soruyorum. Beyefendi halktan yana ol. Halktan yana ol. Bir, iki. Ya Halil İbrahim Balcı benim patronum. Halil İbrahim Balcı diyecek ki belki. Balcı'dan. Halil İbrahim Balcı diyecek ki Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı olarak. Sen de şimdi böyle bir laf söylüyorsun ki. Halil İbrahim Balcı bir daha söylüyorum. Haddinden fazla aşıyorsun. Aşıyorsun o çizgiyi. Beni İsmail Çetintaş gibi şey yapma, tekrar ettirme. Halil İbrahim Balcı diyecek ki belki benim bu söylediklerimden veya bizim haberlerimden sonra. Fırıncılar diyecek ki arkadaşlar. Ya bir, sen
bir dakika bir bitireyim. Arkadaşlar diyecek, bakın sokaktaki vatandaş halk ekmeğin yaygın olmadığından şikayet ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekmek 54 diye bir çalışma yapmasını istiyor. Gelin gidelim büyükşehirle konuşalım. Halk ekmeği yaygınlaştıralım diyecek belki. Benim bir iddiam yok ki ille de Büyükşehir Belediyesi ekmek yapsın diye. Burada Büyükşehir Belediyesi'ne fırıncılar otururlar. Halk ekmeği yaygınlaştırabilirler. Ortak bir çalışma yapılabilir. Önemli olan burada vatandaşın ucuz ekmeğe ulaşması. Bir daha söylüyorum. Sen ekmeğini ister büfeden alırsın, ister de yıllardır damak zevkini tattığın fırıncından alırsın. Bunda sıkıntı yok. Benim anlatmak istediğimdir. Hazır konu açılmışken bir şey daha söyleyeceğim. Bu şimdi ekmek işlerini yapıyoruz da sokakta millete mikrofon uzatıyoruz. Ekmek ucuz mu, belediye şöyle mi yapsın? Vatandaş 3-4 tersine dedi biliyor musun? Ben çölyak hastasıyım. Sakarya'da dedi glutensiz ekmek yok. Ben dedi Antalya'dan ekmeğimi getiriyorum. 2 tane ekmeğe 25 lira veriyorum. Buna ne diyeceksin? Sakarya'da 1 milyon nüfusu Sakarya'da glutensiz ekmek üreten fırın yok. Ekmek, nasıl olacak o bu? O ekmek nerede kullanılıyor? Abi çölyak hastaları, bazı insanlar var glutensiz ekmek yemesi lazım. Glutensiz ve pahalı bir şey bu. Burada Sakarya'da bunu üreten yok. Dışarıdan geliyor, pahalı. Biz şimdi bu abi, bak sen de bilirsin. Bir haberin içine girdin mi, 4-5 tane başka haber çıkıyor. E kardeşim, glutensiz ekmek niye üretilmiyor Sakarya'da ya? 1 milyonluk Sakarya'da, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Ali İbrahim Balçı Sakarya'dan. Sakarya'da fırın kültürü güzel, lezzetli ekmekler yapıyorlar, Allah razı olsun. Neden glutensiz ekmek üretilmiyor Sakarya'da? Soruyorum ya. Glutensiz ekmek, bak bir daha söylüyorum, pahalı, Antalya'dan getiriyorlar, tanıdıklarım var, 2 tane ekmeğe 25 lira veriyorlar. Sakarya'da glutensiz ekmek niye üretilmiyor? Üretilsin abi, 1 milyon nüfusu var Sakarya'nın, geçti de 1 milyonu. Neden? Neden Zafer Tokuş üretilsin? Ben bir konuşacağım da seni bitmedi bekliyorum. Buyur. Şimdi öncelikle ben şunu sana söyleyeyim. Ben burada yani seni ben anlamaya çalışıyorum önce. Yani bu konuyu anlamaya çalışıyorum. Halk ekmek konusu. Anlamışsınlar herhalde. Halk ekmek konusu. Ya anladık Hüseyin de. Öncelikli olarak kaç yerde satılıyor? Ona ben bilmiyorum. Yaygın değil. Bilmiyor. Bak yaygın değil mi? Açık. Hakan biliyor konuyu. Hakan biliyor musun kaç yerde satılıyor? Yok bilmiyorum ben. Kimse bilmiyor şimdi. Yok. Bunun ilgili elimize veriler ben yok. Ben 2009 yılının verilerini buldum. O zaman 14 taneymiş ama 2009'dan şimdi, sonra ne oldu bilmiyorum. Yani veriler yok. Bunun maliyetini bilmiyoruz. Şimdi benim kafama takılan nokta şu oldu. Tamam halk 54 ekmek 54 yapın. Güzel bir uygulama. Yani neticede zaten pandemiyle bir süreç geçiriyor. İnsanlar paraya muhtaç ve artı işsizlik var. Ekmekle doyuyor. O konuda katılıyorum Bravo. Sana. Ancak şunu ben merak ediyorum. Pandemiden sonra daha da önem kazandı bu iş. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi bizim örnek gösterdiğimiz İstanbul'daki ekmeğin 1 TL olması, ben şöyle değerlendiriyorum. CHP'li belediyeler, bakın tekrar diyorum, işte tamam. Halkçılık, sosyal falan. CHP'li belediyeler de uzaydan gelmiyor bu arada bir yani. Bir şey anlatayım, bakın ben uzaydan geldi anlatmıyorum. Yani onu da bil yani, CHP'li belediye olması bir şey ifade etmiyor. CHP'li belediye. Ben burada CHP'li belediye, bakın, AK Partili belediye değil. Ben burada vatandaşın ucuz ekmek yemesinden yana konuşuyorum. Ben konuşayım. Bana ne, CHP'li belediye seçilerek geldi, uzaydan gelmedi. Ben konuşayım. O da başka mesele. Konuşayım. Buyur. CHP'li belediye deyip de altını çizme. Altını çiziyorum. İstanbul Belediyesi de. İstanbul Ankara Belediyesi diyorum. Şimdi bunlar bakın ama bir ya şey. Ya bana ne abi? Ama bir şey anlatıyorum ama arkadaş. Niye dinlemesini bilmiyorsun? Görüşümü söylüyorum. Ama sen CHP'li deyince algı yapıyorsun. Algı yapmıyorum. 23-20'de başladın. İş konuştun, susmadan konuştun. Dinledik eyvallah. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Öncelikle bir ekmeğin mi maliyeti? Bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Yalan yok. Şimdi diyorum ki 1 TL satılması sebebi CHP'li belediyelerin hani halkçılık veya 2023 yapacak seçimlerden dolayı oy toplamak için, bak tekrar diyorum, oy toplamak için zararını karşılamak, ki biliyorsun ulaşımda otobüsler zarar eder ama belediye kamu görev yapmak zorundan olduğundan dolayı bu zararı bir şekilde karşılamak zorundadır. Acaba ekmekte de aynısını mı yapıyor? Yani bir ara suyu da ucuzlatacağız falan demişler. Cevaplayacağım. Evet. Ve bu fiyatı ekmeğin, İstanbul'da satılan ekmeğin 1 TL'nin
fiyatı, maliyeti kaç para bilmiyoruz. O nedenden dolayı da ben bu senin yaklaşımına acaba diye bakıyorum. Ve bunun da değerlendirmesinin yapılması gerek. Cevaplayayım mı? Tabii ben, bir. Şimdi dur. Burada maliyeti dur, ne dur, kadar dur. Diye... Ben cevaplayayım şey Hakan. Bak, sorun bu değil ki abi. Hakan, bakın, sana, ama... sana bırakacağım. Bir, bu sorunun cevabını sana verdim. Ben ille de bir, yani ayıp olacak da şey yarışı yapın demiyorum. İstanbul 1 liraya veriyorsa ben diyorum ki maliyetini çıkarsın burada maliyetine verilsin. Ben ille de 1 lira 50 kuruş demiyorum. Hayır, zararına karşılayabilir. Zararına İstanbul değil, zararına yapabiliyordur. Beyefendi. CHP'li belediyeler çünkü tamam oy muhabbeti var ya. Hakan dur gitme. AK Partili belediye burada yapsın, zararına yapsın demiyorum Hüseyin abi. Sana bırakacağım sözü. Ben burada şunu savunuyorum. Ben bunun sana cevabını verdim ama anlamamışım, bir de anlatayım. İstanbul'da 1 liraysa burada 50 kuruşa ver demiyorum. Hesaplarsın burada. Kâr etmezsin, maliyetini yaparsın, vatandaşı rahat ettirirsin. Gariban vatandaş pandemiden bitti. Evine ekmek götürmüyor, dinle. Bir, ben İstanbul veya Ankara bilmiyorum. CHP'li, AK Parti onu da bilmiyorum. Ben diyorum ki maliyetini hesapla, kâr koyma, ver. Bir. İki, halk ekmek yaygın değil. Ulaşamıyor insanlar. Onu doğru. Burada fırıncılar ya da Halil İbrahim Balcı gider... Ekrem Yüceli otururlar başkanla. Başkanım derler. Böyle bir istek var. Basın bunu yazıyor. Sosyal medyada bu dallandı. Bunu yaygınlaştırmak için, çünkü büfeleri oraya buraya kurmak için belediye izin vermesi lazım. Halk ekmeği yaygınlaştırabilirler. 3. Bal 54, süt 54 gibi Ekrem Yüceli ekmek 54 projesi yapar. Vatandaşa ucuz ekmek yedirtir. 4. Ben bir daha söylüyorum. Bu işin siyasi boyutunda değilim. Ben burada vatandaşın ucuz ekmek ulaşmasındayım. Bir daha söyleyeyim, bir daha söyleyeyim. Halk ekmek devam edebilir ama ulaşamıyor insanlar. Bak, üretiliyor, ulaşamıyor. Sen şimdi Çin'de 1 liraya ayakkabı veriyorlar. Ben de burada ayakkabı 100 liraya alıyorum. Ne kıymeti var? Çin'de 1 lira. Ne kıymeti var abi? Kargodan mı sipariş vereceğim? Kıymeti yok. Burada mühim olan... Ucuz, kaliteli ekmeğin insanların ulaşabilmesi. Sen istersen 50 kuruşa ekmek ver. Taraklı'da ekmek 50 kuruş. Bak, Taraklı'ya mı gideceğiz? Şimdi bak. Taraklı'ya mı gideceğiz? Git Taraklı'ya. Ya 50 kuruş ekmek almak ya, git için. Taraklı'ya şimdi. Taraklı'ya mı gideceğiz? Seni nasıl susturacağım? Zafer Tokuş, vatandaşın, Cumhurbaşkanı dedi ya. Bir dakika, Sayın Cumhurbaşkanı demiyor mu? Ben vatandaşın üstüne bir güç tanımam. Bitti. Vatandaş diyor ki, pandemi var. Abi izlemiyorsunuz ki, bizim sistemimize girmiyorsunuz ki reyting yapsın diye. Gir bak, vatandaş diyor ki biz diyor pandemiden sıkıntı içindeyiz. Ucuz ekmek istiyoruz kardeşim. Büyükşehir Belediye, bak bir vatandaş var yayınladım. Belediye başkanı oy almasını biliyor ya diyor. Hadi yayınladım. Bizim diyor ihtiyacımıza karşılasın diyorlar. Ne var bunda? Kötü bir şey mi diyorum? Buradaki fırıncıları da lava etmiyorum. Abilerimiz, kardeşim Ali İbrahim Balcı da ben yanında çalıştım. Beni kovdu gerçi. Gazeteden önemli değil. Almadım tazminatını. Aldım. Tazminatımı aldım. Beni kovdu ama önemli değil. Bizim oturmuş, gene düğünümüz olacak, o gelecek, ben gideceğim. Önemli değil. Yani neçen aynı şeye yaşıyoruz. Ben Ali İbrahim Balcı'yı lava etmiyorum. Yanlış. Burada bir şey yapmak istemiyorum. Ben de diyorum ki, Halil İbrahim Balcı gider, Ekrem Yüceli'yle konuşur, fırıncılar gider konuşur. Bu kentte yaşıyoruz. Halk ekmek yaygınlaşsın. Buradaki mühim olan... Kesinlikle. Abi sana veriyorum sözü. Halk ekmek yaygınlaşır. Halk ekmek yaygınlaşmazsa büyükşehir, bal 54 yapacağını büyükşehir, ekmek 54 yapsın. Şimdi... Fındık satacağına, ya fındık, garibanın toplasında fındık mı var? O zenginlerde var. Sizin gibi zenginler yapıyorsunuz. Birazcık ceviz... kuru yemiş, senin sofralarında vardır onlar. Gariban ekmek yiyor, ekmek. Senin sofralarında vardır o. Ceviz, badem, şey? Tabii. Ceviz, badem, fındık. Ben seni bilirim. Kayısı, yöresel kayısı, kırmızı kayısı, bilmem ne kayısı, kahverengi kayısı. Hüseyin, vatandaş, kırmızı... vatandaş ekmek yiyor, ekmek. Dolayısıyla ekmek bizim baş tacımız. Buyur Hakan. Hüseyin, ben şöyle bir sapladım. Buyur Hakan. Bir dakika. Şöyle bir şey yapayım. Şimdi senin görüşüne şöyle bir ufaktan bir destek de vereyim. Adapazarı'nda bazı fırınlarda bayat ekmek için sıraya geçenler alanlar var. Ucuz diye. Evet. Öyle bir gerçek de var. Yani ben çok tanık oldum. İşte satılmayan, yani tabiri caizse taş gibi diyeyim. Yani evet. Bakın yanlış anlamayın, ekmekten nimet. Benim dört dandım yapıyor işi. Nimet. Buharda ısıtıyorlar, buharda. Nimettir.
Bundan fırıncılar satımın ekmekleri çok maliyetli. Örneğin işte 50 kuruşa, 75 kuruş, 60 kuruşa satıyorlar. Ve bunları alıp bizim insanlarımız, ihtiyaç sahibi insanlarımız bunları senin dediğin gibi tencerelerde, tencerenin içine koyup buharla su koyuyorlar, kapak koyuyorlar, kaynıyor, ekmekler yukarıda. Ekmek şey oluyor, adını söyle, yumuşuyor ve öyle yiyorlar. Şu anki durumda öyle bir durum da var. Yani şimdi ben Hüseyin'in bu görüşüne destek olmak amacıyla söyledim ve bunun yaygınlaştığını da duyuyoruz. Yani her ne kadar bunlar geceleri ve sabah saatlerinde gidip alıyorlar ekmekleri. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Sokağa çıktın ya, bak abi sokağa çıkacaksın. Hani derler ya bazen bize kızarlar, oturduğun yerde tamam mı gazetecilik yapma. Sokağa çıkıyoruz biz. Benim bu ayağım sakat, çıkamıyorum. Bizim Nurettin Elmas çıkıyor. Ha, mikrofonlarda... Nurettin mesaj var. Bu... Nurettin bir mesaj atmış sana, seni eleştiriyor. Temin bir, yani gerçi yeri değil ama saçsızlığıma yönelik sataşma var diye sana tepki gösteriyor. Nurettin mi? He. Sıkıntı yok, benim kardeşim o. Bak, mikrofonu uzatıyoruz ya vatandaşlara. Bak, mikrofonu uzatıyoruz ya vatandaşlara. Vatandaşlar ne diyor Hakan biliyor musun? Bilmiyorum. Kimseyi zan altına bırakmak istemiyorum ama en az 5 röportaj geldi bana böyle. Saat diyor, 2-3'ten sonra diyor ekmek bulamıyoruz. Pide var diyor. Ya ben pide alamıyorum diyor belki. Bak doğrudur yanlış, araştırma yapmadım. Yok, pide alamıyorum diyor. Geçen akşam ben de bulamadım ekmek. Ekmek diyor bulamıyoruz diyor. Saat diyor 5-3'ten sonra diyor ekmek bulamazsın diyor. Ya pide alacak param var mı diyor, 8 lira 6 lira ama, pide. Ekmek, Ramazan Özgü konuşuyorum bunu. Bunu Ramazan Özgü. Ben de Ramazan Özgü konuşuyorum. Cumhurbaşkanı'nın bir genelgesi var. İçişleri Bakanlığı genelgesi var. Ramazan'da fırınlar pide çıkartmayı bir saat kadar durduracaklar diye bir genelgesi var. En son. Yani ondan da olabilir diye düşün. Hani onu da belirtelim. Bak yeterli ekmek üretsin ama yani. Vatandaşın şikayetini söylüyorum. Vatandaş diyor ki abi gidiyorum diyor. Param yok diyor ya. Param yok diyor kardeşim Zafer. Şaka değil bu yani. Bak adam vallahi 1 lira 50 kuruş hesabını yapıyor. Ekmek almaya gidiyorum diyor. Ekmek yok, pide var. Ya pide diyor 8 lira. 6 lira. 4 lira değişik fiyatları var. Ramazan'da mübarek pide yeniyor. Yani insan yiyor. Sıcak gidiyor. 4 kişilik bir aile 2 tane pide alsa 8 16 lira para yapıyor. 16 lirayı aya vurduğun zaman bu yapıyor nereden baksanız 400 TL para. Asgari ücretle çalışan bir insan. Sadece ekmeğe 400 TL veriyor. Asgari ücretin neredeyse 5'te 1'i 6'da 1'i yapıyor. Yani bunun kirası var. İşte elektriği var, suyu var. Bu gerçekten mesela hani yine CHP'li bir belediye ama Eskişehir'de mesela pide, aynı pide 1,5 lira. Halk pide diye üretiliyor. 48-49 tane yer var. Ben bugün işte biraz senin haberden sonra araştırdım. Sakarya'dakileri bulamadım. Yani Sakarya'da kaç tane ekmek noktası var, halk ekmek noktası var bulamadım. Ama Eskişehir örneği var mesela. 48 tane Eskişehir'de bu şekilde halk büfeler var. Benim tavsiyem şu olabilir. Madem bu işe hem Ekrem Yüce tarafı yani Büyükşehir Belediyesi tarafı el atmak durumunda hem Fırıncılar Odası yani belki Büyükşehir Belediyesi halk ekmek topuna girmek istemez. Ama şöyle bir şey olabilir. Halk ekmek, üretilen halk ekmeği işte diğer et 54, süt 54 veya işte yumurta 54 noktalarında neredeyse çünkü şehrin birçok noktasında açılıyor bunlar. Bal 54 var. Yani buralarda, sen adresi veriyorsun aslında yani, orada da satılabilir diyorsun. Buralarda da o halk 54, işte halk ekmeği oraya gelip orada da insanlara dağıtılabilir. O da olabilir. Bu fiyatla. O da bir çözüm. Yani iki kurum anlaşıp bu şekilde bir çözüm üretebilir. Fakir fukarayı dosyesin diye. Olabilir yani, abi. Bu gerçekten yani Cumalı abi zaten anlattı da yani ekmek konusu diğer hiçbir şeye benzemiyor. Benim de bakış açım şu. Ya tamam yapılsın ama şimdi maliyetine hani ya kardeşim ben takılma bak saptırma. Diyoruz ki maliyetine kar koymadan saptırıyoruz. Şey maliyet değil. Yani bu işin Hüseyin, satış noktasına gelinceye kadar saptırıyorum. Saptırmıyorum. Saptırıyorum. Görüşümü söylüyorum. Ya durum 20 kere söyledik burada. Maliyetinden aşağı saptırıyoruz. Durum çok çözülmeyecek bir durum değil yani. Sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunu maliyetin çok çok altına satamaz çünkü Danıştay, Sayıştay var ya. Sayıştay bunu bir şekilde bir sene sonra tepesine biner. Sayıştay da sonuçta yani CHP'li bir belediye eğer açığı varsa mutlaka tepesine binecektir yani. Hayatta affetmez yani. O yüzden belediyeler bunu çok böyle fahiş zararına satamazlar.
ufak bir zararla satıyordur mutlaka. Biz ve Cumalı abinin fikri belediyenin bunu zarar ederek satması değil, maliyetine satması. Maliyeti de 1 lira olmaz, 1 lira 20 kuruş olur, 1 lira 30 kuruş olur. Veya Eskişehir'deki gibi 1,5 liraya pide yiyebilir insanlar. Ya 1,5 lirayla 4 lira arasında o küçük pideden bahsediyorum. Yani çok büyük bir fark ben var. Şöyle dediğim gibi asgari ücretli bir insan şöyle için gerçekten bir şey daha var. Biliyorsunuz bir askıda ekmek uygulaması yapılmıştı. Hatırlıyor musun Sakarya'da? Ben mesela hala var. MHP bir saniye. Gittiğim hükümet ortağı yaptı işte. Devlet Bahçeli dedi askıda ekmek. Şimdi, muhalefetin gündemine düştü adamlar. Bütün gün ateş ettiler. Bitireyim. Bitir. Askıda ekmek yaptılar. Niye? Çünkü şu anki gerçekten ekonomik sıkıntı çeken insanlarımız evet. var Türkiye'de. Özellikle bu pandemiden dolayı çok arttı. Askıda ekmek yapıldı, yapılıyor ve bayağı da mesela benim içine isim vermeyeyim. Benim bulunduğum Sevdivan'da bir ekmek fırını var. Ben orada ekmek aldığım zaman orada bir tane ekran var. Evet, ekran çevirdiler işte. Ekrana çevirdiler. İşte yazıyorsa oraya işte ihtiyaç askıda ekmek için ekmek bağışı yap. Gidiyorsun 1, 2, 3 yazıyorsun. 3 ekmek parası veriyorsun, çıkıyorsun. Aynı yeri ben sana söyleyecektim şimdi. Güzel. Ve oradaki ekmek de alıp ihtiyaç sahibine dağıtılıyor. Tabii ben bilmiyorum. Dağıtılıyor. Bak, çok hoş yani. Bir sıkıntı yok. Yani, bak, şöyle, benim oturduğum yerin tam karşısında ekmek fırını var. Adresi ver, şeyi ver. Yani, noktayı söyle. Tam benim evimin karşısında ekmek fırını var. Mevkiyi söyle. Arabacı alanında. Onu söyle. Serdivan'da. Tam karşısında. Yani ben gidip işte 10 adım atıp yolun karşısına geçip ekmek alabilirim. Ama ben ekmeğimi oradan almıyorum. Çünkü orada bu askıda ekmek uygulaması yok. Yani işaretliyorsun böyle basıyorsun. O yok orada. Bir tane ekran var. Ben gidiyorum başka bir fırına. Arabayla işten giderken, işten eve giderken başka bir fırına gidiyorum. Ekmek alırken işte cebimdeki ne varsa bir iki tane de oraya basmaya çalışıyorum. Özellikle oradan ekmek almaya çalışıyorum. Her bakıyorum hani 50-60 ise basmıyorum o zaman. Ama bakıyorum 10-15'e inmiş. O zaman gidiyorum işte 3 tane 5 tane basıyorum. Yani bu çevre yolunda da var. Bu durumdayız yani. Durum bu. Benim çevre yolunda da var. Yapılması gereken bir hareket bence. Çünkü gerçekten bu ihtiyaç sahiplerinin olduğunu düşünüyorum. Onu suistimal edenler de mutlaka vardır. Ama suistimal etmeyip de... Allah gönüllerine göre yani versin. Suistimal etmeyip de gerçekten ihtiyaç sahipleri de olduğunu düşünüyorum. Onları düşünerek de bu görevi yapmaya çalışıyorum. Hüseyin'in, şu bak ben temin saydık. 1. Bayat ekmek alan insanlar. 2. Askıda ekmek uygulaması. 3. Yani şimdi pide Ramazan'a özgü. 3. Alamayan insanlar, kanlı ekmekle doyulan adamlar. Olduğu için onları göz önüne aldığımız zaman Hüseyin'in bu projesi yani düşüncesi gündeme getirdiği konu. Bu benim projem değil. Dinle gündeme getirdiği konunun yaygınlaşması gerektiği düşünüyorum. Yani bu da akıl sağlığı olan insanlar da buna destek verir yani. Ben bir şey daha söyleyeyim. Bu benim projem değil. Bu sokaktaki vatandaşın anlattığından çıkan gündem. Yani. Biz sokakların insanıyız. Sokaklardan gelmeyiz. Biz sokaklardayız. Sokakların çocuğuyuz biz. Ben sokaklarda millet bunu bize söylüyor. Ben çok gezdiğimi düşünmüyorum. Yani özellikle pandemiden dolayı çok gezmiyorum ama o da geze geze virüs oldu benim, ya. Benim gördüğüm şu ana kadar gördüğüm 3 tane şey var. Halk ekmek noktası var. Yetersiz. Yani 3 tane biliyorum. Yok abi ulaşamıyor onun insanlar. Bir tanesi Adapazarı'nda, 2 tanesi Serdivan'da. Bir Serdivan'da belediyenin önünde. Ya 3 tane var işte. Bir belediyenin önünde var, bir bizim sokakta var. Bir de Adapazarı'nda bir yerde biliyorum. Başka görmedim yani gözüme takılmadı. Yani Sakarya'da çok çok fazla olduğunu düşünmüyorum bunların. Sayısını bilmediğim için yok, konuşamayacağım. Abi. Ama bana kalırsa 30'u falan geçmez yani. En fazla 30'dur. Bu bile... İlçeler? İlçeler bilmiyorum. İlçeler, belki birer tane vardır. Kaynarca'daki adam röportajda diyor ki, şimdi soruyor, diyorlar ki, Kaynarca'da diyorlar, halk ekmek var mı? Adapazarı'nda yok mu diyor, Kaynarca'da nasıl olsun diyor. Ama bence fikri güzel. Gerçekten ben ya kendim attım diye ortaya yapmayayım, beğendirmeye çalışmayayım da. Yani belediyeyle bu şekilde bir organizasyon yapalım, işte Belpaş noktalarında, halk... Her yerde olur abi. Halk et, süt, yumurta noktalarında bu şekilde... Bu da bir çözüm bence. Kesinlikle. Ama ben fiyat belirleme konusunda, rekabetin bir şekilde artması konusunda ve belli bir fiyatın belli bir şeyde tekelleşmemesi konusunda bence belediyenin bu topa girmesi taraftarıyım ben de. Bence girse olabilir topa yani. Girmesi gerekmiyor. Sakarya yani. Büyükşehir Belediyesi, şimdi Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye buradan sormak istiyorum ben. Ya toparlayalım. Tamam toparlayalım. Evet. Ben şimdi buradan Ekrem Yüce'ye sormak istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Bal 54, süt 54,
yumurta 54. Bir de şey çıktı ya. Et 54. Bir de şey var. Kabak 54. Kabaktan. Bunlar mı önemli? Kabak değil. Bak bir dakika. Kabak değil. Neyse adı. Gabak. Gabak. Gabak bunlar mı önemli? Ekmek 54 mi önemli? Bak bir daha sayayım da sen böldün. Bal, süt, tereyağı, tamam mı? Fındık, et mi önemli? Vatandaş bunları mı ister? Ekmek 54 projesini mi ister? Ekmek 54 projesi de yapılmıyorsa Ekrem Yüce'nin yapması gereken sokağa, o ki lafın yeri geldi mi Ekrem Yüce diyor ya, ben diyor basın diyor benim gözüm kulağım, al sana gözüm kulağım. Ben de bunu kafamla uydurmadım. Yaptığımız en az 50 röportajdan çıkan bir şey. Ben şunu yaparım, Ali İbrahim Balcı'ya da buradan sesleniyorum, Ekrem Yüce'ye de sesleniyorum. Bu dediklerimizi baz alsınlar, sokakta insanın böyle bir isteği var. İster fırıncılarla beraber, ister büyükşehir kendi yapsın ama vatandaşa ucuz ekmek bir şekilde ulaştırılsın. Bir daha söylüyorum, ister halk ekmek yaygınlaştırılsın, ister büyükşehir ekmek ev 4 projesi yapsın, kim yaparsa yapsın, Allah razı olsun diyorum ama şunu yapsınlar. Sakarya'daki dar gelirli insanlara yemin ediyorum, bak bizde bir röportaj var. Getireyim istiyorsan duruyor. Haftaya yayınlar. Adam ne diyor biliyor musun? Ya diyor benim diyor oğlum diyor çocuğum diyor. Benden diyor pide istedi. Pide diyor 8 lira. Bende para yok diyor. Git diyor kendini Sakarya Köprüsü'ne at diyor. Onu almam lazım çocuğuma diyor. Bir babadan bir çocuk. Bu röportajda söylüyor. Diyor ya var. Siz yayında bizim sitede. Diyor ki bir diyor bir babaya diyor bir çocuğuna diyor pide alamıyorsa diyor. Git kendini Sakarya Köprüsü'ne at diyor. Abi hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Etmeyin, eylemeyin. İnsanlar, yemin ediyorum 50 kuruşun hesabı yok. Pandemi hepten belimizi büktü. Pandemiyle beraber yemin ediyorum bu ekmekti, yani gıdaydı, daha şey oldu. Bak bir şey söyleyeceğim. Birlikte vay esnafın haline. Ekmek tüketimi de arttı. Bak ne? Ekmek tüketimi de arttı. Arttı tabii. Vay ekmek de doyuyor. Vay esnafın haline. Neden biliyor musun Zafer? Ramazan bayramı geliyor ya. Maşallah seni yani... Ramazan bayramı geliyor ya, bayramlar esnafın biliyorsun umut kapısı, harman zamanı. Hani muhasebeciler var, bizim İsmail Ateş kulakları çınlasın. Bu şey zamanları bunlar harman, Mart ayları. Mart ayı ne? Herkesin bir harman zamanı, gazetecinin harman zamanı seçim zamanı oluyor ya. Esnafın harman zamanı da bayram. Şimdi düşünüyorum, kim giysi alacak? Abi evde oturuyor, sokağa çıkma yasağı var. İnternette. Kim çıkar? Ya niye alacaksın hayır, abi? Gittin. Sokağa çıkamayacak ki, giysin diye. Gittin en güzel takım elbiseyi aldın, çocuğuna da en kralını aldın. Sokağa çıkma yasağı var. Mantık o, niye alsın insanlar? Esnafın durumu kötü. Vatandaşın durumu kötü. Dünyada herkesin durumu kötü. Pandemiyle beraber Ekrem Yüce'nin bir lafı var. Tarım tarım diyor ya, adam ziraat mühendisi. Geldik mi adamın dediğine, Ekrem Yüce'nin dediğine? Tarım tarım diyordu. Ben de hatta seçim zamanı ona eleştiriyordum. Dünyanın, geldik mi adamın dediğine? Tarım ön plana çıktı. Dünyanın en zengini Bill Gates son bile... Son sözlerinizi alalım arkadaşlar. Şey şu an tarım arazileri satın alıyor. Yani Bill Gates bile bu işi görmüş Ekrem Yüce'nin yolundan gidiyor. Aynen. Yani şey değil gerçekten bu. Çağın bence en büyük, en iyi yatırımı bence tarım şu an. Geldik mi tarıma? Geldik mi Zafer Tokuş tarıma? Geldim. Al Bill Gates diyor. Biz... Şimdi ne oldu? Abi ekmeğin yoksa, suyun yoksa. Bak su da çok önemli. Hani konu konuyu açıyor da girmeyeceğim. Su da çok önemli. Suyun yok, ekmeğin yok. Bak su ekmek olsun yaşarsın Zafer. Doğru. Ama bal olmasa, ben mesela bal yemiyorum, yaşıyorum. Buradan Ekrem Yüce'nin kulakları çınlasın. Ben de yemiyorum. Bence bu ekmek için Ekrem Yüce eğilsin. Ben de yemiyorum bal. Şeker hastasıyız ya. Ama ekmek öyle böyle yiyor. Ama yememize gerek yok. Şunu söyleyeyim. Bir de güzel bal yapıyorlar. Bir de glutensiz. Bak ekmek de önemli. Sakarya nüfusu 1 milyon. Sakarya'da glutensiz ekmek. Ben bunu bilmiyordum ya. Ben Sakarya'da mor ekmek gördüm, fındıklı ekmek gördüm, cevizli ekmek. Glutensiz ekmek çok mu zor yani üretimi? Ben anlamadım ki. Abi bunu. Pahalı bir şey. Hiç kimse mi bunu çölye kalktı mı? Hiç haber yapmadı mı? Çöl yap mı? Ne diyorlar? Hiçbir tane mi girişimci yok yani? Bir tane fırıncı yok mu bu işi yapabilecek? Pahalı bir şey. Daha Antalya'dan ekmek mi geliyor? Evet, Antalya'dan. Evet. Sen de o vatandaşın ismini vermiyorsun. Sen de iyi tanıyorsun. 1 milyon nüfusta Sakarya'da bir tane bu fırın yok, yok mu yani bunu yapabilen? Yok. Bitirmeniz gerekiyor. Yok. Yok. O şey, o bunu da biz, bir dakika biz bunu nerede öğrendik biliyor musun? Röportajda da vatandaş türküyor, söyledi. Türküyor. Vatandaş söyledi bunu bize. Biz gerçekten, nereden bilelim? Gerçekten biz de vatandaş, bir şey. Biz de dedik ki olur mu dedik ya. Sakarya'da bütün fırınlarda yok yok. Duydunuz mu? Adam diyor ki yok diyor.
Kadın diyor yok diyor kardeşim. Kargo ile getiriyoruz diyor. Tanıtım videosu var ya çünkü onu. Ya bu da tanıtım videosu. Ne anlatıyorsun? Evet. Kardeşim önemli bir konu konuşuyoruz. Tanıtım videosu. Türküler mürküler. Bir şey anlatıyorum. Bu çok önemli. Kapanış yapıyorum. Bu çok önemli. Hüseyin, bir saattir anlatıyorsun gluten sekmek. Zafer ama çok bak. Haftada konuşuruz. Bak. Nasrettin Hoca damdan düşmüş. Fıkra anlatmaya başlayacağım şimdi. Demişler ki doktor. Ne demiş doktor? Bana demiş damdan düşeni getirin. O anda. Gluten ekmeğin ne olduğunu ben bilmiyorum. Ben çünkü her şeyi yiyorum. Glutensiz ekmeğin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Biliyorsan lafımı kesme. Tamam da şimdi lafı bir 60 ama kere anlatma. Ama lafımı kesme. İçinde ne? Ben bilmiyorum mesela içinde ne var? Ya çölyatak hastalığı olanlar kullanıyorlar. Yani o mide hazımı ile ilgili bir şey. Ben yakın çevremizde de insanlar var bu konuda. Benim de var. Siz de iyi tanıyorsunuz ve isim vermiyorum. İsim vermiyorum. Ve çok önemli bir şey. Bak bu da ve fiyatı sorun. Çok pahalı. Hayır ama mesela ekmek dışında mesela ama ekmek dışında ekmek yani. Dışında glutensiz makarna var. Makarna tüm ürünleri. Peki sana bir soru soracağım. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Ali İbrahim Balcı hepimizin arkadaşı. Yıllardır tanıyoruz. Beraberiz, severiz, sayarız. Eyvallah. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Ali İbrahim Balcı Sakarya'dan. Sakarya'da glutensiz ekmek yok. Nasıl olacak? Sana soruyorum. Nasıl olacak ya? 1 milyon nüfusumuz var. Burası şey değil ya, öyle doğudaki bir şey değil yani, kıyı bir kasaba evet. Değiliz biz. Biz evet. Doğudaki ya. Kıyı bir kasaba değiliz ha. Sakarya burası, Sakarya. Nasıl olacak? Hadi sana sordum. Yani başa gelen bilir ya bunu. Yani başına gelen düşene, bilir. Attan düşene yani anlar. Ben şimdi öyle bir hastalığı tanımadığım için, bilmediğim için. Yani çölyatak hastalığı bak kokuna. Yiyemiyorsun. Her şeyi yiyemiyorsun. Her şeyi yani şeyi anlayamadım yani. Ve zayıf olursun. 1 milyonluk Sakarya'da hiç mi girişimci yok ya? Bu hastalıktan bence 3-5 kişi değildir Sakarya'da. Yok, çok fazla. Çok fazla vardır. Çok ve bu bir ihtiyaç yani bir pazar sonuçta ve bir tane girişimci yok mu yani Sakarya'da bu işi yapan? Efendim söyleyeyim. Ya makarnası bile var. Fırıncılar Odası Başkanı'na buradan sesleniyorum yani bence Sakarya'da büyük bir eksiklik o zaman bu iş. Bence üretilmesi gerekiyor. Federasyon Genel Başkanı bizden. Yani. Canımız ciğerimiz. Halil İbrahim Balcı kulakları için nasıl bir şey diyorsa. Halil İbrahim Balcı kulakları için severiz sayarız. Buna önlem bulsun Ali İbrahim Balcı ama Zafer Tokuş benim sorumu cevaplamadı. Ne diyorsun bu konuda Zafer Tokuş? Çölyak hastalığı, buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal veya yanıt sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Vücut yani yediğin yemek, buğday, arpa, çavdar gibi tahıllardaki vücut yediğin zaman tepki veriyor. Genellikle 1 yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketim başlanmasıyla başlaması birlikte bu belirti ortaya çıkar. Başlangıçta bulantı, kusma, kronik bir hastalık olmasına rağmen kronik bir hastalık. Onun tedavisi mümkünse tedavi size gluten içerik besinlerin diyetten çıkarılmasından ibarettir. Peki burada yok ne diyorsun? Genel başkan da bizden ne diyorsun? Ben de diyorum ki... Üçüncüye soruyorum. Halil İbrahim Balcı'dan korkuna mıdır, saygından mıdır konuşamıyorsun. Bak, söyle ne diyorsun? Şöyle bir şey diyeyim. Sana öyle soralım. Şöyle bir şey diyeyim. Üçüncüye cevap vermezsen. Bir dakika vereyim. Yapılması şart. Hatta halk ekmek konusunda da yapılması şart. Bravo. İki, Halil İbrahim Balcı'yı ben buradan Türkiye Fırıncılar Federasyonu'dur. Sakarya'dan da yıllardır 85'ten beri tanırım. Ben de tanırım. Görüşürüz. Muhabbetimiz de vardı. Benim de vardı. Senin eski patronu. Benim de yani ilk Sakarya Gazete çalışırken muhabbetimiz vardı. Onun ekmek dağıttığı günleri de bilirim. Ama yani bu konuşmayı da yapmama engel değil. Korku falan olayı falan niye korkayım? Yani, üçüncüye cevaplamayınca sorayım. Yok yani ben şimdi seninle rejiyle konuşuyorum. Artı yani haşa Allah'tan başka kimseden korkacak halimiz yok. Bravo. Yani bu şey değil. Ben bunu gündeme getiriyoruz diyerekten halkın kamu... Biz diyoruz ki kamu için çalışıyoruz. Kamu gündemi, kamu sağlığı, kamu güvenliği söz konusu. Kamu yararı. Bizim gazetecilik anlayışımız da Hakan bilir. Diyoruz ki biz kamu güvenliği ve kamu sağlığı için bazı haberleri girmiyoruz, bekletiyoruz, es geçiyoruz biliyorsunuz. Yani bunları senin anlattığın bana makul, mantıklı geliyor. Kamu yani, yararı var mı? Tabii kesin. Var. Ya yararı şu anki pandemi ortamında hatta çok var. İnsanların bayat ekmekleri satın alıp... Bence olmazsa olmaz durumda evet, şu an. Evet, bayat ekmekleri yani. Satın alıp da buharda yaptığı bir ortamda... Askıda ekmek uygun yapıldığı bir ortamda halk ekmekte en azından insanlarımız taze ekmek yer, ucuz ekmek yer. O yüzden ben sana katılıyorum. Ekrem Yüce ne diyeceğim bu konuda? Ekrem Yüce'nin bunu yapması gerek. En azından bu işe çözüm bulması yani gerek. Yani yapması gerek şunu kastediyorum. Çözüm bulması gerek. Yani çözüm ne olur? Ya mevcut sistemi yaygınlaştıracak. Yaygınlaştıracak. Yani burada belki fırınların şeyi olur ama fakir fukara bayat ekmek satın almaz. Fırınlarda kalan ekmekleri
ve de böyle şey olması, adını söyle, askıda ekmek uygulaması azalır, insanlar daha şeyini, ekmeğini alır yani. Ya askıda ekmek uygulaması yine olsun. O, ya ben genelleme yapıyorum. Olsun, o güzel, o çok farklı bir şey. Çok farklı ve bence çok maneviyatı olan o bir şey. O gene olsun. Ama dediğim gibi bence şu an kısa vadedeki en iyi çözüm belediye ile fırıncılar evet, odasını yani bir şekilde belirteyim, anlaşıp yani Balcı, bu işe çözüm Balcı'dan bulması. Yani bir endişe ve korku ya falan. Ya şaka yapıyorum. Şaka, Balcı bizim falan, canımız ciğerimiz. Da bizim. Neçede kendisi Sakarya'nın da Ankara'daki bir temsilcisi. Ya Ergün Balcı Atalay, bizim canımız ciğerimiz. Ergün Atalay o yani hep beraber Sakarya'da bizim Sakarya'daki sesimiz, bak, Ankara temsilcimiz. Bir daha söylüyorum, Balcı bizim canımız ciğerimiz, o başka mesele. Ama burada senin kamu yararı var. Senin benim patronum. Eski patronum. Beni kovdu ama sıkıntı yok. Olsun. Olsun. Yani iş hayatında her şey olur. Tabii tabii. Yani. İş hayatında satışlar olur. Olur. Anladım ben lafın nereye gittiğini. Ya satışlar olur. O buradan dışarı gitti. Ya iş hayatında satışlar olur. Yani ama insanlar tercihlerinde özgürdür. Evet. Diyelim ve bu akşam bu kadar diyelim. Ben tekrar belirteyim. Özellikle korona ile ilgili olarak vaka sayılarında ciddi artış var. Bu artıştan dolayı da sizden ricam, aşı olma noktasında ikna ekiplerini beklemeden gidip aşınızı olun. Ya aşı olsanız bir şey kaybetmiyorsunuz ki. Yani bir şeyiniz yok. 80 yaşındaki bir insanın aşı olup ölecek hali yok yani. Hüseyin doğru mu? Bak Alaaddin Olur yazmış buradan. Halk ekmek diyor, şeyde yok diyor, Akyaz'a da yok diyor. Mesela. Kaynaca da yok, Akyaz'a da yok diyor. Evet. Söyleyeyim. Çarşamba günü Alaaddin Olur, pazartesi salı günü İlçelerde gündem programında kendi gündemine getirir. Onu da ayrıca tartışır diyerek. Efendim biz tekrar diyelim. Şöyle yapalım. Yarın sokağa çıkma yasağı var. Hafta sonu Sakarya için özellikle. Yani başladı zaten. Sabah için söylüyorum. Sakarya'da vakalar bu kadar fazla. Bu kadar vakalar fazla olduğu ortamda sizden ricam. Sokağa çıkmayın. Ramazan'da bir yere gitmeyin. En azından bu sayıları 540'lardan 200'e düşürelim. Esnaf iş yerleri açılsın. Esnaflar nefese rahat alsın. Doğru mu? Doğru. Benim de son sözüm. Son söz vereceğim bana. Evet. Lütfen aşı olun. Sen? Lütfen aşı olun. Bayram. Aşı ol. Bakın bayramda tam kapanmak istemiyorsak bence biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bu vakalar bu şekilde giderse biz bayramda tamamen evlere hapsolacağız. Bu bir. Bayramdan sonra da açılacağını çok düşünmüyorum bu rakamlarla. Hem esnaf daha da kötüye gidecek, hem de bizim psikolojimiz daha da bozulacak. O yüzden bence biraz özen gösterelim. Bugünkü bu verileri aldığım zamanki çıkan bir rakam da size söyleyeyim. İşte az sonra arkadaşlar da ben özellikle o klibi istedim, videoyu istedim, türküyü. Şu anki ölümler, yaş ortalaması 72. Virüsten. Sakarya'da ölüm olayları 72. Yaş ortalaması. Ve biz bu bayram, eğer bu kafayla gidersek bayramda eli öpülecek yaşlılarımızı bulamayacağız kardeşim. Evet. Bravo. O nedenden dolayı diyoruz ki evde kalın, aşınız olun be arkadaş. Biraz dişimizi sıkalım, bu nalet hastalığı atlatalım. Ondan sonra hayatımıza dönelim. Ben öyle demeyeyim mi? Ben bir şey diyeyim mi? De. Ya pamuk ya aşı. Ya Hüseyin işi magazin. Ne magazin değil ki? Ya pamuk ya aşı. Ne magazin ne? Tamam. Hayatın gerçeği. Ya aşı olursun ya pamuğu yersin. Evet. İkisinden biri. Bir şey diyeceğim Ömer Aslan'a. Ha Ömer Aslan. Ömer Aslan. Evet. Ya Ömer Aslan bir akşam biz seni buraya alalım. Hüseyin yani biz ya bu esnada şöyle bir şey belirtelim. 1 Mayıs'ta bizim televizyonun 1. yılını geride bırakacağız. Ömer Aslan'ı 1 Mayıs'ta almak isterim. Ömer Aslan'ı bıraktım artık bilgin olsun. Niye? Artık Ömer Aslan benim hayatımda biraz devre dışı kaldı. Onun yerine onun kardeşi var Hakan Aslan. O ne iş yapıyor? Aynı beraberler. Hakan Aslan'ı aldım. Ömer, genç jenerasyon. Ömer sana yanlış mı yaptı? Yok yanlış yaptı demeyelim de. Ömer AK Parti'de şimdi bir görev alınca herhalde Cumali abi biraz borçladı beni. Evet. Borçladı. Ama Ömer adam Aslan, siyaset yapıyor be kardeşim. Yok adam, abi. İncinmiş Cumali abi. İncindim. Ömer İncin. Aslan'ı bırakalım. Ömer Aslan beni incitti. Hakikaten bravo. Bak Hakan senin bu çıkışını seviyorum. Hakan Aslan. Yeni trend, yükselen trend Hakan Aslan. Ben bu esnada... Hakan Aslan müteahhitler... Odası birliğinde yönetim kuruluyor. Bu esnada ben bir Adapazarı Belediyesi'ne bir çağrıda bulunayım. Bu bir şikayet de geldi temin. Bölgede sokak köpekleri çokmuş. Yani vatandaştan tepki var.
Adapazarı Belediyesi artık bu konuda gerekli çalışmayı da yaparsa iyi olur. Çünkü sokak köpekleri yani sıkıntı yaratmaya başlıyor. Sokak köpekleri sadece Adapazarı Belediyesi'nin sorunu değil ya. Korucuk yani bölgesinde çokmuş, Yerikent'te çokmuş. Her yerde. Ya ben şimdi gelen şikayet ettim. Arkadaşın Adapazarı köpeklerini sayacağım tek tek ne hangi mahallede var diye. Hayır yani bunu Adapazarı'na genelleme. Sakarya'nın her yerinde sorun var. Arkadaş ben sadece gelen şikayeti söyledim buradan. Korucuk bölgesi, sokak tamam, köpek. Ben de işte şikayeti bir öteye götürdüm abi. Yani Sakarya'nın her yerinde. Korucuk'ta sürüler haline dolaşıyormuş. Vatandaşlar endişeli. Abi yazıyoruz. Yazıyoruz. Hayvan severler. Bak şimdi bir dakika. Tamam uzuyor program da. Ramazan nereye gidecek ki bunlar? Serdar nereye gideceksin? Nereye gideceksin Serdar Bey? Yani Ramazan bir şey diyeceğim. Şimdi aziz, hayvanları aziz hareket ediyor. Sokak köpeklerini yazıyoruz. Hayvan severler bize demediğini bırakmıyor. Yazmıyoruz. Bir de linç edeyim. Vatandaş ne dediğini bırakmıyor. Abi biz daha gazeteci olarak arada kaldık. Ben gerçekten yorumlara bakıyorum da. Yazdığımız zaman dediği gibi hayvan severler bize karşı çıkıyor. Çıkıyor değil mi? Hakaret ediyorlar. Yazmadığımız zaman bu sefer vatandaş diyor ki siz işte belediyeleri koruyorsunuz da şöyle de böyle de. Ya vallahi biz de arada kalıyoruz yani. Gerçekten arada kalıyoruz. Yani ne yapacağım bilmiyorum ben. Yani ben bir gazeteci olarak arada kalıyorum yani. Alıp besleyelim de mi biz hepimiz? Hayır yani şimdi hayvanseverler çok ağır hakaretler ediyorlar. Yani onlar... Çok ağır yani bu hayvanseverler de kusura bakmasınlar da. Çok bayan, hani böyle... bayanlar çoğu da bayan. Yani cevap da veremiyorsun. Plan tersini koyacağım bir gün ama yani ben cevap de. Yani ben de insanım ha. Plan tersini koyacağım bir gün yani. Nedir bu ya? Cevap da veremiyorsun. Hayır niye cevap vermeyeceğim ya ben de insanım. Yani bu hayvanseverler hemen diyorlar belediyelerimi kovuyorsun. Ya ne kovulacağım? O belediye kov desen daha farklı. Ya, yazıyor her yer köpek kaynıyor. Tamam mı? Hayvan severler veriyor bize ayarı. Yazmıyoruz. Vatandaşlar diyor ki ne oluyorlar? Ya biz zaten var ya ne İsa'ya ne Musa'ya ne yapsak arsak yapalım. Şimdi hep kötüyüz yani. Ya muhalefetiz ya yalakayız ya yandaşız ya candaşız. Yavuzuz. Ya bilmiyoruz yani. Eleştirirsin CHP'den mi para aldın? Ondan sonra eleştirmezsin. Doğruyu yazarsın, güzeli aklıma yazarsın. Aklıma Raif Ugan geldi. Nereden vallahi aklıma Raif Ugan geldi. Ya, nereden geldi bilmiyorum. Tamam. Kulakları çınlasın. Tamam. Raif Ugan aklıma geldi. Raif Ugan'a buradan sevgilerimi... Ya şimdi durup dururken geldi. Nereden geldi Raif Ugan? Ne bileyim ben böyle... Biz, ne söyledik de aklına geldi? Bir şey söylemedik. Raif Ugan aklıma geldi. Kulakları çınlasın. Nereden geldi bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Neyse. Reji dövecek bizi hadi. Evet. Sevgili Raif ya. Hüseyin Cumalı'nın şovu da şu anda talk show'da. Şov bitti. Değil vallahi bak aklıma geldi Raif Ugan. Tekrar diyorum efendim aşımızı olalım, sokağa çıkmayalım. Sevgili Raif ya. Sevgili Raif. Abi ne var sevgili abi, Raif? Abi o zaman ara gidin yarın gidin beraber takılın. Kim Raif Ugan'la mı? Takıl abi. İşim olmaz. Ben takıl zaten, abi git ben o zaman. Ben Zafer Tokuşçuyum biliyorsun. İşim olmaz. Evet. Evet. Dedik ya. Bu akşamlık da bu kadar. Böyle uzattık lafı. Bizim gevezeliğimize verin. Şu anda tekrar diyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Lütfen aşı olun. İyi geceler.